Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Son grup Güneybatı grubuna geldik. Abi videoya geçmeden önce arkadaşlardan bir ricamız olacak. Bugün benim doğum günüm. O yüzden hem beğeni hem abone patlaması yaşarsak çok çok seviniriz diyelim. Evet abi ilk takımla başlıyoruz. Dallas Mavericks. Geçen sezonu 5'in sırada bitirdiler. Clippers'ı, Thunder'ı ve Timberwolves'ı elediler. Ama finallerde Boston Celtics'e elendiler. NBA finalisti oldular. Hücum reytinginde 8. sıradalardı. Savunma reytinginde de 18. sıradalardı abi. Markif Morris ve Brandon Williams'a yeniden sözleşme imzaladı. Eklemeler Clay Thompson, Spencer Dinwiddie, Quentin Grimes ve Naji Marshall. Ayrılanlarda Josh Green, Derrick Jones Jr., Tim Hardaway Jr. Zaten evet. Tim Hardaway Jr. NBA finallerinin herhalde birinci ya da ikinci maçında videoyu hatırlarsan demiştim. Son O üçlüyü kaçırdıktan sonra zaten bitti demiştim. Katırmak da yeni bir şey olabilir. Sonra... Buradan başlayarak evet. TDK'ya gidebiliriz. Dallas için düşünceler abi. Miadını doldurmuştu Tim Hardaway Jr. Tabii ki Austin Grand Prix'sinin koşulduğu bu saatlerde biz de tabii ki Dallas'tan başlasak daha şık olurdu. Aynen öyle. Diye düşündük böyle bir kelime oyunuyla işe girişim bende. Şimdi tabii geçen seneyi ikiye ayırmak lazım. Takas'tan önce takas'tan sonra. Kesinlikle. PJ Washingtonların, PJ Washington, Washington Gilllerin, Daniel Gafford da geldi tabii orada. Hı -hı. Bu iki oyuncunun birden dahil olduğu takasın ardından kabaca Dallas Mavericks bir anda seviye atladı ve tabii ki Kyrie ile Luka'yı yan yana oynatabilme pratiğini çok güzel bir şekilde uyguladılar. Çünkü genel anlamda çok basite indirerek söylememiz gerekirse Luka artı Kairi yanına da 3 tane çok fizikli, atletik, hı hı. iyi savunma yapabilecek adam ver denilerek aslında neticeye gitmeye başladılar. Ve çabuk sonuç aldılar. Çünkü zaten Luka nasıl diyeyim NBA standartlarının bence çok daha üzerinde bir oyun zekasına sahip. Ve takımını çok iyi yönetiyor. Nikola yok işte beraber bu alanda liderler zaten. Hı hı. E, Kyrie Irving belki de son 20-25 yılın en iyi ikinci adamı gibi hı. görülebilir. Hani bu da tabii biraz iddialı bir ifade ama çok sıkı bir tamamlayıcı, özellikle kafasını verdiğinde diri olduğunda da diyebiliriz. Kesinlikle yok doğru. Zaten geçen sezonun lig maçlarını 20'de 16 ile kapattılar. Hı hı. E ondan sonrasında da zaten geldikleri yol çok da kolay bir yol değildi. NBA finallerine çıkarken tabii ki Timberwolves'a Denver'ın eşleşmesi kendi lehine bir durum neticelendirdi Mavericks için ama hani hem OKC'yi hem Clippers'ı hem de Minnesota'yı Minnesota eleyip finallere çıkabilmek de kolay değildi ve bütün bunlarla da beraber aslında Clay Thompson hamlesiyle Mavericks kendisini tekrar 50 galibiyet ve üzeri almak için önemli bir pozisyonu attı. Doğru. Bunlar zaten gayet iyi bir pozisyonda. Fakat bir takım tabii hani ifadeleri de burada etmemiz lazım. Çünkü OKC'nin bilhassa Hartenstein ve Caruso eklemesini yaptığı bir pozisyonda ve bir yandan da Timberwolves'un kendi gücünü daha fazla, daha farklı şekilde de test edeceğini de düşünürsek hı hı. iş nereye doğru gidecek bunları da görmemiz lazım tabi. Abi hazır görmemiz lazım demişken ilk beşe baktığım vakit Luca, Kyrie, Clay, PJ Washington, Gafford potansiyel olarak söyleniyor. Onun haricinde Jaden Hardy, Spencer Dinwiddie, Naci Marshall, Maxi Kleber ve Derek Lively kısmından oluşan bir de rotasyon var. Burada genelde iki soru geliyor zaten. Bir, Gafford'la Gafford mı, mı başlar, Derek Lively'le mi başlar? Yoksa sezonun ortalarından sonra Derek Lively bunu mı düşüncesi var. Diğer soruda da şu. Ee, Josh Green ve Derek Jones Jr. takımdan ayrıldı. Evet. E şimdi bu iki isim özellikle de Derek Jones Jr. kanat savunmasında mükemmeldi. Tabii, tabii. Şimdi onun olmamasına New Orleans Pelicans'ta Naci Marshall eklemesi yaptı. Ama işte ne kadar tutacak tutmayacak. Bunun da sebebi şundan korkuyor Dallas seyircisi ve taraftarı. Clay Thompson, Luka ve Kyrie şeklinde bir normal sezon maçlarında bu üçünün olacağı vakitlerde çok iyi bir savunma takımı olamayabilirler diyorlar. Ve ben de buna katılıyorum çünkü Clay Thompson zaten sakatlıktan sonra baktığında o 3 sezonda tabii ki de yani adamın artık savunması gerileyecek. E Luka ile Kyrie play çok iyiydi. Tabii. Ama normal sezonda çok iyi olmasına gerek yok. Tabii. Ve burada işte dediğim baremler zorlanmaya başlıyor. Ben burada açıkçası öncelikli bir dalla seyircisi olup taraftarı olmayan birisi olarak evet. bu rotasyonun biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Bizim üçünü tabii ki yan yana gördüğümüz dakikalar olacak. Hı hı. Bir maçın kaçta kaçı olur bu bunu bilmiyoruz. Jason Kit de bir tane istatistik tutmuştum ama evet geçen sene 35 tane farklı ilk 5 denedi. Gözüken hı hı. bu yönde hı hı. gözüküyor. Tabii bu bir yandan da aslında bir arayışı da işaret ediyor. Doğru. Yani ilk beş dediğim bu arada 35 farklı ilk beş yani atayım hangisi bu, <laughs> bu çocuk gelişiyor biraz da o değil ama tabii ihtiyaçlar doğrultusunda işte hani Derek lively var veya yani maç içinde farklı farklı beşlere doğru gidiyorsunuz falan ve tabii bütün bunlar doğrultusunda da aslında o hani Gafford mı Derek lively mi olsun, hı hı. Edur P.J. Washington'ın da biraz da şu pozisyonda deneyeyim denklemleri biraz havada kalıyor. Hı hı. Bunların oturabilmesi için hani Klay Thompson'ın olduğu senaryoda havada kalıyor oturabilmesi için bence belirli dönemde özellikle sezonun ilk 15 maçında Clay Thompson'un çok da böyle direkt olarak işte atılmadığı, hani nasıl diyeyim, öne atılmadığı bir denklem içerisinde daha eski tip bir Dallas Mavericks'i görüp Kyrie'nin belki biraz daha çıkıp Clay'in daha tamamlayıcı olduğu birbirleriyle böyle değişe değişe oynadıkları beşleri göreceğiz. Ondan sonrasında ideali bulacağız diye tahmin ediyorum. Doğru çünkü dedin ya sen hani takaslardan dolayı farklı bir Dallas vardı. Takaslardan önce bence Dallas'ı bu kadar öne taşıyabileceğimizi zannetmiyordum. Ama yorumlara baktığımda, değerlendirmelere baktığımda Dallas'ı gene de çoğu insan eğer NBA finallerine çıkarsa biz gene şaşırmayız diyor çoğu uzman. E Burada da aslında hakkı hmm. e, genel menajer Nico Harrison'a vermek lazım. Çünkü bir P.J. Washington hamlesi yaptı. Bir Daniel Gafford. Bu takımın en büyük zaafı neydi? Size deniyordu. <laughs> e, bunu hallettiler ve gördüler ki Minnesota'da da Clippers'ı da Thunder'da da bu çok işe yaradı. Ve gayet de oldu. İşte diğer tarafta Clay Thompson'la ilgili onu düşünüyorum ben de. Evet Clay Thompson'la e, üçlük anlamında sakatlık öncesi son 3 sezonunda mesela %43 ile atıyor abi üçlükten. Ama sakatlık sonrası son 3 sezon yani %39.2 düşüşte. <laughs> Tabii ki de bu Clay standartına göre düşüşte. Yoksa genel oyunculara baktığın zaman farklı ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Golden State Warriors Clay'den vazgeçtiyse bir bildikleri de vardır diye. Ben biraz o taraftayım. Nedense salgın dense. varken böyle dünya yangın yeri vaz hani vaziyetinden biraz daha böyle çıkıyor pozisyondaydı. Hmm. New York ile Denver Nuggets bir maç oynuyor. işte bu da biraz daha böyle erken bir vakte geldiği hmm. için ben de istiyorum ki hani Knicks biraz daha böyle açık oynasın. Denver karşılık versin ama maç böyle kafa kafaya gitsin falan gibi hmm. bir şey. Varken Naci Marshall adlı bir arkadaşımız evet. çıkıp inanılmaz bir top oynayıp belki 12 sayı belki 14 sayı falan atıp leblebi gibi üçlüklerle falan hı hı. gökyüzünden gelmiş bir performansla Madison Square Garden'ın ortasına geldi ve adını benim hafızama yer atıp gitti. Evet. Şimdi buradan da benim aslında bu bilgide ışığında hani bu bilgide aklımdayken Naji Marshall'a biraz daha böyle Dallas forumlarına, Texaslıların falan yazına baktığımızda genelde aslında enteresan bir beklenti var kendisinden. Var var iyi oyuncu. Ya iyi oyuncu da. iş yapar yani. İş yapar da tabii şimdi PJ Washington'ın üzerindeki yük bariz bir şekilde daha fazla olacaktır. Evet. Biz hani Naji Marshall'dan böyle bir şov yapmasını değil daha çok gedikleri kapayacak bir oyuncu olmasını bekliyoruz ki Denver Nuggets'ın işte Christian Brown'u gibi bir performans belki çıkarsa. Belki de daha faydalı olur. Zaten orada bir de şu beklentiyi merak ediyorum abi ben. Eğer Dallas cephesi Clay Thompson'a gelsin bana o şampiyonluk yıllarındaki gibi ya da hani 2022 Golden State şampiyonu gibi biraz bir performanslar sergilesin. Ya yok. da 20 sayı ortalaması yok, yok. versin beklentisi varsa bence yanılıyorlar. Yok. Çünkü zaten Clay Thompson'la ilgili ona da baktım. Kariyerinde o kadar... Yani şeyden sonra zaman diliminden sonra ilk defa 20 sayı barajının altına düştü. Zaten, Clay Thompson. Ya ben Clay Thompson'ın üzerinde durulacak noktanın direkt olarak bu olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. Clay Thompson'la ilgili hadise hücumdaki üçüncü destek noktası olması. Top Luka'nın veya Kyrie'nin elindeyken Hı -hı. içeride diyelim ki işte perdeye bir oyuncu geldi. Onunla beraber oynanacak ikili oyunda iki tehdit var. Hı -hı. Sen içeriden bitirebilirsin, dışarıdan kendi şutuna gidebilirsin veya işte perdeyi kullandırdığın adamla mesela bir oyun oynayabilirsin ama üçüncüde işte kanatta bitirecek bir adamın olması gerekiyor. Aynen öyle. Ya işte hani Luka'nın çok iyi verdiği bir skip pass var mesela hı hı. işte köşeye verebilir bunu veya daha kanada da çıkarabilir belki. Buralarda doğru pozisyonlama ile beraber setin işlemesiyle Clay Thompson ideal böyle bir keskin şutör performansı verecektir. Hatta ve hatta Clay'in sayı ortalaması daha da düşebilir. Yani hı hı. Clay mesela 20-21 değil de 17-18 hatta belki 16-15'te. Geçen son galiba 17.9 gibi bir şeydi. Ha. Ben de dediğin gibi daha oralardayım. Düş edebilir ama orada işin esprisi yüzdenin yüksek kalması lazım. Yani Clay Thompson'ın yüzde 42 misalen 3 sayılık isabeti tutturduğu bir ortamda mesela da yüzde 47-48 gibi bir saha içi isabeti tutturduğu bir ortamda hı hı. savunmada da büyük eksi yazmayacağı bir pozisyonda zaten Dallas rahattı. Rahat. Ben öyle görüyorum. Çünkü esasen spacing yaratabilmesi. Göreceğiz ki işte Daniel Gafford'da da, Derek Lively'de de ve hatta P.J. Washington'da da belirli noktalarda oyunun il ileri gitmesini olanak sağlayacaktır bu durum. Nacizane düşüncelerin bu yönde. Aslında spacing yani. Yok doğru. Clay bahsederken abi orada kanat dedin. Kanattan da aklıma zaten savunma ile Buradan da bir reklama bağlasak çok güzel olur ama Aa, bağlayamıyoruz. Evet. Josh Green ile Derek Jones gitti. Ve bunun aslında evet. Najee Marshall buna aslında biraz o gediği kapatacak oyunculardan bir tanesi. Diğer tarafta da işte belki Quentin Grimes. Onun da dizlerinde biraz sıkıntı Quentin var. Quentin Grimes'i ben beğeniyorum. Onun ama. işte dizleri ne kadar götürür bilmiyorum. Götürürse aynı oranda vermez ama iyi bir yanıt verecektir bence savunma anlamında. Çünkü şuna bağlayacağım. Geçen sezon Mavs, Derrick Jones Jr., Gafford ve Washington sahadayken toplamda normal sezonda 283 dakika vakit geçirmişler. 100 pozisyon başına 99.7 sayı yemişler savunmada. Doğrudur. Ama Derrick Jones e, yokken sadece Gafford ve Washington varken e, toplamda sahada 200 dakika vakit geçirmişler ve 100 pozisyon başı 120 sayı yemişler. Tamam, tamam. Tabii ki de bunların hepsi Derrick Jones Jr.'dan kaynaklı değil ama Derek Jones Jr.'ın savunmadaki katkısı yatsın yani yatsınamaz bir gerçek. Burada da işte Naci Marşlı'la gerçekten iş düşecek gibi duruyor bu sezon için. Dilersen abi asıl adama geçelim. Luka Doncic. Yani NBA'de evet. koca şaka değil ya. 6 Devran dönüyor. Yani bir yandan da şimdi doğum günüm dedim ya 26 yaşıma girdim. Doncic yani yani de beraber büyüyen birisi. Biliyor. Çünkü medya gününde ona baktım. işte 7. sezon diyor. Vay arkadaş gerçekten 7. sezon oldu. Evet. Çünkü neden? Senin karşısında izledik. <laughs> ha hem onu izledik beraber hem seninle Eurobasket 2017. Evet, yani yıllar geçiyor acımasız ha. ve donç işte gerçekten geçen sezonu acımasız bir şekilde bitirdi. Çünkü neden? <laughs> Ligde sayı lideriydi. 33.9 sayı ortalaması. Tamam. Ama işte Neyden dolayı çok ona? Kardeş şu dizlere biraz bak dedin. NBA finallerinde onun sıkıntısını yaşadı. Neden? Bazı anlarda artık dizi gitmiyordu neredeyse. Hani neredeyse topallarcasına böyle yürüyordu. İşte bakalım. Yaz sezonunu iyi geçirdiğini söyledi. Daha enerjik. Biraz daha kilosunun düştüğünü söyledi. Ama şu göreceğiz. Şov yapmamız için bütün gerekli doneler oluştu. Evet. Çünkü aklıma Jose Mourinho'nun referansı geldi. Ama tabii ki kendisi bize de puan kaybettirdi. Ama oralara girmeyeceğim şu <laughs> an. Esasen kendisinin işte Galiba United'dayken verdiği bir röportaj var. Hı. İşte ona diyorlar ki ya hoca niye oynatamıyorsun falan gibi dediğinde diyor ki biz tamam bu kadar harcama yaptık, oyuncuları getirdik ama diyor Manchester United'dan gidenler nerelere gitmiş, gittikleri yerlerde oynayabiliyorlar mı? Bir de City'dekilere bakın diyor. Bunlar da geçmiş dönemin hı hı. aslında yatırımlarıdır diyor. Siz transfer yapmadı görüyorsunuz. Otamendi. <gülüyor> <gülüyor> ha, Otamendiler, Agüero'lar, işte Vincent Kompany'ler vesaire vesaire. Şimdi burada da Luka Doncic adına söylediğim hadiseyi belki bütün izleyiciler de kendi hayatına da yayabilir. Bütün bu sezonlar aslında birbirinden kopuk parçalar değil. Her bir sezon boyunca vücudunuza yaptığınız yatırım bir, bir sonraki sezonda sizinle beraber geliyor. Hı -hı. Artı yönlü de olsa, eksi yönlü de olsa. Şimdi Luka'da işin esprisi Luka'nın mobilitesi, özellikle yatay hareketleri filan hep ağır gidiyordu. Hı -hı. ve Luka bu yönde bir miktar aşama kaydetti. Biraz daha iyileşti. Ama Luka Doncic gibi bir oyuncunun bilhassa ayak bileklerine sahip çıkabilmesi için ve dizindeki baskının azalması için bence hani benim bildiğim kadarıyla kalçasının ve merkez bölgesinin sağlam olması lazım ki hareketliliği oturtabilsin falan ve karşısında da zaten point guard pozisyonuna koyuyorsunuz belki. Ama belli pozisyonlarda gerçekten çok kısa adamlar geliyor. Bazen de çok uzun adamlardan geliyor. Hı hı. Haliyle de vücudunun neye göre konulacağını iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi Luka'nın bir de hani bu sezonu düşünürsek işte olimpiyatlara gidebilmek için de bir miktar playoff maçları falan oynadılar. Luka'nın iyi bir araya ihtiyacı vardı. Hı hı. Bunu yediyse ve doğru bir şekilde aslında Balan idman yaptıysa. Yediğini iddia etti. Heh. Ondan sonrasında Kayri ile beraber tekrar baş başa bir hani el ele baş başa verip devam ederler. Yani Don işle ilgili abi geçen sene şuna bayılmıştım. Yani maç başına 10.6 üçlük denedi ama bunu da zaten %38.2 evet. üçlük isabetiyle yaptı. Gerçekten arttırdı. Yani ama şey biraz şöyle söyleyeyim. Bazı pozisyonlarda hani momentum geldi ben bir sallayayım. Evet ona on, dönüyor. Doğru. E, sayı olduğunda, girdiğinde de aa işte büyük topçuya dönüyordu. Şimdi bu işin kolayına kaçmak aslında. Hı hı. Bu şekilde oynamak esasen Luka'nın bana yorulduğunu hissettiriyor. Benim daha çok görmek istediğim Luka böyle istekli, ısrarlı içeri giren ve bir yandan da işte savunmayı üstüne çöken, yani üstüne çekip savunmanın çökmesine sebebiyet veren hı hı. adam olursa esas kendisini daha çok ifade eder diye düşünüyorum. Doğru. E çünkü hani pull up gitmek dediğim gibi Luka profilindeki bir oyuncu için aslında yorulduğuna işaret ediyor. Mesela Steph Curry'de bunu gördüğünüzde tedirgin olursunuz savunmacı olarak. Ya evet illa atlamam lazım. Evet, kesin evet. kapatmam gerekiyor dersiniz. Luka'nın zaten vücut dilinden de onu bence evet. ya da biz de belki çok izlediğimiz için artık daha net anlayabiliyoruz. Dediğine katılıyorum Yürüşlerin abi. Buyurdu. Ama Röze dediğin Monyi gibi yani Monyi. bu da aslında neden o NBA draftında düşünsene yani Vlade düşün. Yani yerine koy. Sacramento Kings uçuyor genel merkez. Diyorsun ki Ulan galiba kafa. E, Dallas seçecek. Dallas seçecek. Ama Luka Doncic seçecek bilmem ne. Diyor ki yok ben ille de Marvin Bagley. Evet. Şimdi yani zaten sen o tercihi yaparsan Luka Doncic işte seni tabii. bir yerlere götürür. Abi son olarak istatistik köşemizde de şunu belirtmişim. Takasın ardından P.J. Washington'la Gafford geldiğinden beri Dallas 21 galibiyet 7 mağlubiyet almıştı. Savunmada da her anlamda ligin ilk altısına yükselmişti. İşte bahsettiğimde farkı yaratan bir takastı. Mevs Thunder serisinde ilk tura göre 18.5 sayı daha fazla atıyor. Minnesota'ya da bir önceki serisine göre 11.4 sayı daha fazla fark atıyor. Yani her seride çok fazla şaşırtan evet. bir Dallas'ta görmüştük. Üzerine koya koya gitti. NBA'nin resmi sayfası Dallas Mavericks'i güç sıralamasında 3. sıraya koymuş. Güzel bir yer. Ben de biraz açıkçası orada görüyorum. Yani... Seyirciler desin artık. De, o net bir sıra verin bize. 3, 4, 5 değil de net sıra yani sıra verin. İşte 1, 2. 1, 2 olmaz ama. Ya tabii 1, 2. 6, 7. Bizim 6, 7'ler kalabalık. 6, 7 olur dediğimiz takımlar arasında herhalde. 3, 4te de. 8 takım. 3, 4 tabii ki 4'e de düşebilir. Çünkü Denver Nuggets'la ilgili olarak biraz daha düşeceğini öngörüyoruz hı hı. ama tabii buradaki düşüş ve işte sezon içindeki dinamiklerle beraber bakmak lazım. Kabaca yani hı hı. kabaca Denver Nuggets bence biraz aşağı gelip 50-52 bandında galibiyet alır. Hı hı. Dallas Mavericks de bence 50'yi bir tık geçer. Hı hı. Yani 50-51 olur. Ama herhalde ikimizin de yorumu zaten play uğraşmazlar. Yok, yok, i̇lk altı yani. bitirir. İlk altı hatta ilk dörtte bitirebilir. Tabii ilk dört zaten tabii. bizim de tahminimiz o. Asıl işte o takıma geçelim. Hani 5-6-7 gibi olan evet. New Orleans Pelicans Bambaşka abi. Bambaşka bir noktadalar yani şu an. Geçen sezonu 8 sırada bitirdiler. Tandıra 4-0 elendiler. Bu da neyden dolayı aslında play-in'de Lakers'la oynadıkları maçta Zion Williamson evet. galiba 40 sayı falan attı. Ve sonra sakatlandı. Sezonu kapattı ve hemen tak zaten tandır Yine kilo verdi Süp Süper Sü güzel. geçti. Kiloları. 49 galibiyet, 33 mağlubiyet, hücum reytinginde 11. sıradalarda, savunma reytinginde 6. sıradalarda. Eklemeler Dijon Tömeri, Daniel Tays ve Javante Green ayrılanlarsa Jonas Valenciunas, Cody Zeller, Larry Nance Jr., Naci Marshall az evvel konuştuk ve Dyson Daniels. İlk 5'e baktığımız vakitte abi da reklam girebilirdi. Dijon Tömeri, ee, CJ McCallum, Brandon Ingram, Zion Williamson ve Herbert Jones. Herbert Jones neden beş, şey e, uzun kısmını yazdım, center kısmını yazdım? Çünkü haberler o yöndeydi. Çünkü boyu uzun. Çünkü ama 6'ya 7. 6'ya 7 kaç oluyor? 2 0 1 mi oluyor? Ha 2 0 1 yani düşün. -1. O sırada Ben Ben ile 2 2 24 dedi. Ama de kolları falan. uzun ben şey Herbert, Herbert Jones. Herbert yani. Jones'u çok severim ama pivot oynuyor olmaz. Olmasın. Ama öyle oynayacağı söylen zaten. Med yine ya yani oynar canım tabii ki. Ben yani tabii temenni olur hı. der, ben oynayacağım falan diye de o oluyor öyle büyük hocalar falan, onu oraya koyayım bunu bu konu neyse. İşte doğru. <laughs> şunu görmek lazım. Ben New Orleans Pelicans kadrosuna baktığımda geçen sene iyi savunma yapan bir takım görüyordum ama hı hı tavanı limitliydi. Tavanı Zion Williamson'ın sakatlığıyla limitliydi. Yani Ne kadar götürebilirse ki Zion başarabildi. 70 maçta oynayabildi. Oynayabildi. Şimdi, Kariyer rekoru. E tabi burada görmek gereken hadise şudur ki Brandon Ingram'ın kariyeri daha doğrusu geleceği hani nereye doğru gidiyor? Aynen öyle. New Orleans Pelicans'ta zaten tamamlamayacak gibi tahmin ediyorum. Ama bir taraftan da hani pivot kim? Ya Herbert Jones değil. Yani ben onu söyleyeyim. Herbert Jones belirli periyotlarda oynar. Hani yine Golden State Warriors'da konuştuğumuz gibi tabii ki ikame edebilir orayı ama hı hı. öyle karşında böyle i̇şte gümbür gümbür gelen o varken. Orada genelde de şunu yazmışlar abi, yani bazen Zayn Williamson kısa beş olarak, bazen Daniel Tyson Zayn Williamson, tabii. bazen Herbert Jones. Ama işte dediğin gibi o Brandon Ingram soru işareti çok büyük bir yer kaplıyor bence çünkü her seferinde gidecek mi, gelecek mi, bir gidecek mi, gelecek Bir de sadece o da mi? değil, CJ McCollum faktörü var ki CJ McCollum aslında Yazılan çizilen 6. adam olmak istemiyormuş. Hı hı. Ben oynayacağım burada. Hani ben daha ölmedim diyor. <laughs> Doğru. Haklı olarak da adam. Çünkü hani... oynadı da yani. Ya oynadı ama bir taraftan da Dijon Temuri de gelince kadro şiş... Şimdi şişti. Alabildiğine oyuncu e var tabi. böyle. Çünkü rotasyonda da göze çarpan isimler Jose Alvarado, Trey o Murphy da. 3 olması lazım. Bir de Daniel Tice. Ki Trey e... Murphy de aslında... İyi bir 3lük şu triendi ya şöyle görmek lazım. Triendi oynatacağın zaman Trey Murphy ile Herbert Jones hı hı. zaten aslında birbirini tamamlayan bir kanat veya hani nasıl diyeyim power forward'a da kayabilen bir ikili oluşturuyorlar. Sen bunların yanına CJ McCollum'u koyduğun zaman onun serbest olarak böyle oynayabilmesine de olanak sağlıyordum. Burada Brandon Ingram ekstra kalıyor. Hı hı. Yani şu anki evet, evet. düşünce. E, onun da kontratı 35 milyon dolar. 35-36 milyon Bak, dolar. Sen, bu sene bitiyor. E, kime hani çakacaksın gibi demeleri. <laughs> yani, evet. Kime iteleyeceksin? Pascal Siakam'daki gibi bir durum olması lazım. Yani gittiği takımı direkt yükselteceğine inanılıyorsa ha, eğer, aynen o takımın gidip alması lazım ki yani bizim demin kullandığımız ifadeyle negatif görülmesin. Ama Brandon Ingram'da o adam mıdır? Bence çok değil şu anki pozisyonu itibariyle. Zion Williamson'la ilgili bir şöyle bir talihsizlik paylaşayım sana. 2019 draft grubundan halen playoff yapamayan tek kişi 184 maça çıktı Zion Williamson kariyeri boyunca ve hala playoff yapamadı. Sıfır playoff'ta. offta ee, onun hariç Zion Williamson için bence gene de gayet iyi bir sezondu. 22.9 sayı, 5.8 rebound, 5.0 asist. Bazı maçlarda gerçekten alıp götürüyordu. Ve yani ben bir seyirci olarak izlemekten çok keyif alıyorum Zayn Williams'ına Çünkü hem çok kuvvetli, alüplar havalarda uçuşuyor, oyunun akışını bir anda değiştirebiliyor. Ama işte yani kariyer rekoru kırıyorsun, 70 maçı çıkıyorsun ama işte o play'in maçı bir Lakers, bir sakatlık bitti gene. So, bu yani, sporun biraz da cilvesi bu. Aynen öyle. E şöyle bir soru işareti koymuşum. Top 6 olabilir mi diye yani Batı konferansında ilk altıda yer alabilir mi diye. Daniel Tynes, Robinson Earl ve birkaç tane çaylak uzun var. Ama işte e, savunma anlamında biraz defolar var. Çünkü geçen sezon gayet iyi bir savunma takımıydı. Ama baya bir isim gitti. Yani Jonas Valencianus, Larry Nance bunlar gitti yani artık. Biraz evet. rotasyon biraz daha dar duruyor. İstatistik köşesinde de ee, şunları derledim. Ondan önce aklıma şey geldi. Zion Williamson'la ilgili. Eğer Zion Williamson da sürekli kısa beş oynayacak bir de şey olursa sürekli pick and roll'leri savunur. Evet. Sürekli e, yana o başka kayar görünme o yani Zayn Williamson'ı çok şeyde götürür gibi o, duruyor. O başka bir olay. Yani onu şu gözle değerlendiremezsiniz. Tabii ki hücum ederken tamam sen pivot mevkisinde kal demek başka bir olay bir adam ama dediğin gibi savunacağın zaman çok başka işlere Aynen, bu sefer öyle. odaklanman lazım. Orada... O kadar iyi çember savunucusu da değil yani Zayan. Yok ya bence de Hareketli değil. Hareketli olarak da iyi savunucu değil. Ve şöyle bir istatistik bulmuşum. Üçüncü çeyreği geride girdik yani üçüncü çeyrek bitiminde geride oldukları 22 maçta tamamını kaybeden bir Pelicans varmış geçen sezon. İstatistik köşesinde de ilk yarı sonucunda ligin en iyi takımı şey en iyi ikinci takımı ikinci yarı sonucunda o sadece yani iki Hı. çeyrekten bahsediyorum. Ligde 19. sırada biraz bir gece gündüzlük var onlarda. tandıra karşı 100 pozisyon başına sadece 93.5 sayı bulabildiler. Son 8 playoff sezonunda en düşük sayı baremi bu. Sağ içi isabet %47.6. 3 sayı %26.7. Top kaybı 18.8. Yani. Çok çok düşük. Burada tabi ben yine pivota geliyorum. Capella, Jared Allen ve Nick Claxton gibi 3 tane isim ekledim. Güzel isimler. Ama tabi Nick Claxton'a Brooklyn evet. vermez. Jared Allen'la Clint Capella da zaten kendi takımlarında bulundukları pozisyonda iki tane daha genç adamın üzerine basıyorlar diye hı hı. buldum. Evan Mobley, Jerry Allen'a, işte Onyeka on da işte Clint Capella birbirlerinin üzerine basıyorlar. Bunlardan bir tanesini çekebilirse çok rahatlar tabii ki. Ki aslında hatırlarsan Cleveland'la ilgili konuştuğumuzda da demiştik. Yani Evan Mobley'nin durumuna göre belki Jerry Taylor'ını düşünebilirler. Çünkü ikisi de zaten potaya bakmıyor. İkisi de belli bir yerde oyunu kilitliyor. Potaya bakmamayı önüne. ben anlamıyorum ya. Yani Bir, bu de, bir de NBA bu oyuncuyu anlamıyorum. Ya ya bu düzeyden e, Abi NBA'nin resmi sitesi güç sıralamasına Pelicans'ı altın sıraya koymuş. Olmaz sana sordum ben. Ama top 6 olabilir işte mi diye. Bahis firmaları da 46.5 altını ha. öneriyorlar. Hadi abi. buyur. Yani da... resmi sitesi Lakers'ı 12. sıraya koymuştu. E tabi burada tabi görmek gereken hadise işte San Antonio Spurs'lar daha birazdan konuşacağımız Memphis Grizzlies'ler aynı kelek dereceleri yapmayacaktır <laughs> herhalde. yani anlatabiliyor muyum? Öyle bir fark var. Doğru. Yani Portland'la Utah tabii ki düşecektir. Oradan ne, ne, kadar galibiyet çıkacak bu takımları onu görmemiz lazım. Ben 6 ya 6, 6 7 8 ya <laughs> 6'ya evet çok net ya çok böyle net bir vasat takım yani şöyle söyleyeyim ortalamanın hı hı. bir tık üstü bir tık altı oynayan bir takım ama ben play in'e kalacaklarını tahmin ediyorum çünkü Sacramento Kings'i biraz daha yukarıda görüyorum Phoenix Suns'ı biraz daha yukarıda olabilir diye görüyorum. Ama ben de deden gibi görmek yani lazım. Rotasyondan dolayı ben de 8. sıra diyeceğim mesela Pelicans için. Yani bu arada bu 49 tabii 9 galibiyet zaten almışlar yani da geçen az az farklarla olacağı için hani biz de mesela sezon sonunda abi play in yaptı ama filan Derseniz de orada da hani kusurumuza bakmayın şimdi de. Öyle öyle. Pelicans'la ilgili abi ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yok başka bir şey yok. Franchise tarihine geçeriz falan birazdan belki. Doğru evet. Abi o zaman dilersen şimdi Houston Rockets'a geçeceğiz. Onun için bir geçiş yapacağız. Evet, evet abi bu geçişin ardından Houston Rockets'a geldik. Gururumuz Alperen Şengün burada bir yer alıyor. Bir Texaslı daha. Aynen öyle. Geçen sezonu abi Houston Rockets 11. sırada bitirdi. 41 galibiyet, 41 mağlubiyet. Hatırlarsın All Star arasının ardından baya böyle silme bir 11 maç üst üste filan bir kazandılar. Hücum reytinginde 20. sıradalarda, savunma reytinginde 10. sıradalarda. Aaron Holiday ve Nate Williams'a yeniden sözleşme imzaladılar. Eklemeler AJ Griffin ve Reed Shepard. Reed Shepard dediğimiz arkadaşlar draft'tan 3. sıra tercihi. İlk 5'te şöyle bir ilk 5 bizi karşılıyor. Ayrılan yok bu arada. Hı, hı. İlk 5 Fred VanVleet, Jalen Green, Dylan Brooks, Jabari Smith Jr. ve Alperen Şengün. Evet abi. Yani nereden başlayalım sence? İlk başlayalım Alperen'den Alperen başlamayalım. Ben başlamıyorum. Alperen ya bu takımın starı ve direkt olarak aslında nasıl diyeyim? Geleceğini üzerine inşa etmesi gereken oyuncusu da bu. Şimdi bunu zaten konuşacağız. Yani Alperen Hı. zaten sezon boyunca da bol bol konuşuruz. Aynen öyle. Bunlar ayrı hususlar. Şimdi bunu tabii ki birleştirerek benim gelmek istediğim nokta Ime Udoka Houston Rockets'ı top 5 savunma takımı içine sokabilir mi? Hı. Bence böyle realist bir hedefin oluşması lazım. Hı hı. Çünkü elde Amen Thompson gibi hani o Thompson kardeşlerden hı hı. onlar ikiz herhalde diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum Osar ile Amen Thompson. Hadi buyur. Her neyse kendisi iyi bir savunmacı olup Tatlıyorum. Bir yandan da Tari Eason dönüyor. Tari Eason var. Ee şey var. Jason Tate var, Steven Adams var. Jason Tate, Tate de mesela enteresan bir atletizme sahip ve Steven Adams aslında geçen sezonun katılmasına rağmen oynamadı. Ya yani sakatlığı, sakatlığı vardı. Sakatlığı vardı. Şimdi geliyor ve Steven Adams'ın zaten bir veteran olarak takım bütünlüğünü sağlayacak en iyi oyuncu olabileceğini düşünüyorum NBA genelinde. E bütün bunlar doğrultusunda baktığınız zaman ilk 5 dışında kalan isimler de gayet derli toplu. Hı hı. Fred Van Fleet ile Dylan Brooks da zaten takımı Galibiyet yüzdesi olarak ileriye taşısın diye getirilmiş isimler ki bunu da yaptılar ilk sezonlarında %50 galibiyet baremine çıkabilmesi için aslında o gerekli veteran desteğini verdiler takıma. Bu, istatistik, bu dediğini istatistikle şöyle güçlendireyim abi galibiyet yüzdesi ve 100 yüz pozisyon başına puan farkında en çok gelişim gösteren takım oldu Houston Rockets. Evet. Ve ayrıyeten hiç ayrılan yok dedim ya sen de bana bir Reels videosu atmıştın <laughs> orada yazıyordu. Rockets oyuncularının süre bazında en çok süre alan 12 oyuncusu gene takımda kaldı. Aynen öyle. Bu da %97'lik bir dilimi oluşturuyordu. NBA'de zaten değişiklik yapmayıp bu kadar fazla uzun süre alan oyuncularını değiştirme en yüksek takım zaten bu alanda. Yani yapı değişmedi Üstün'de. Şimdi ben de hani dönüp dönüp bütün bu analizler boyunca referans verdiğim 2019 senesinde belki yani herhalde tek izlediğim video oymuş gibi diyeceksiniz hmm. de Kaan Kural'ın işte değerlendirme yaptığı esnada bir hafife aldı, bir de biraz fazla gördü bazı takımlar olduğunda sezon sonunda geride dönüp bakıp tekrar değerlendirdiğinde demişti ki evet biz takımların sürekliliğini hafife almışız Aha. diye. Şimdi ben de aynı mantıktan hareketle bu takımın sürekliliğinin olması ve esasen süreklilik sahibi olan oyuncuların da genç olması hasebiyle hı hı. koç Ime Udoka faktörünü de ele alarak ben daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Ben de. Ama tabii ki bu kadar yüksek bir galibiyet tartışı daha olmayıp biraz daha böyle 4-5 galibiyet kadar artacağı yönünde bir fikrim var. Çünkü Alper'in içinde maksimum sözleşme alabilmek adına ve bilhassa kendisini Jalen Green'den ayrıştırmak adına çok önemli bir sezon bekliyor kendisini. Çünkü bu senin demin de bahsettiğim bu 10-11 maçlık bir periyodun bir büyüsüdür. Almış başını gidiyor her Değil tarafta. Mi? Ya NBA'in sitesinde bile bakıyorsunuz. Ya da Houston yazdığın yerde. Şimdi sen koçu konuşursun, defans hani hücum savunma reytingini konuşursun falan. Altına Alperen'i yazman lazım. Yok. İşte Jalen Green'in bilmem ne falan. ya değil abi. Yok. Ama orada fark ettin değil mi? Yani Amerikan medyası hep şey baskı var, var. Evet. Yani ne dedi mesela? Aslında Jalen Green de Houston'la kız bayağı tamam, iyi gidiyor. Wizards'a Biz... karşı falan gider aslında yani. Şöyle, yani. Aslında şöyle, aslında böyle ha. ama yani dümdüz baksan Alperen Şengün'ü bir Türk oyuncu değil de birisi diye baksan yani Jalen ben Green ben. yani mantıken Alperen Şengün'e yatırım yapman ya lazım. Ki. Şimdi orada da zaten eminim ki zaten istatistiklere bakan ve genel olarak takımın oynayışıyla gerçekten ilgilenen bütün izleyiciler ve bütün işte aslında bu işin finansal tarafında da bulunan kimseler neyin ne olduğunu görüyordur. Hı hı. Ben burada artık hani farkı net bir şekilde ortaya koyabilmesi adına çıtasını biraz da Domantas Sabonis civarına ve daha yukarıya çekebilmesi için önemli bir sezon olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alperen 8 asist yapabilir mi? Mesela Sabonis gibi yapabilir. Alperen onunla ilgili istersen abi ilk başta istatistikleri söyleyeyim. Arkadaşın da kafasında canlansın. Geçen sözün abi Alperen 21 yaşındaydı. 63 maça çıktı. 32,5 dakika süre aldı. 21.1 sayı 9.3 ribant 5.0 asist 1.2 top çalma 0.7 blok %54 sahiçi isabeti ve %69.3 serbest atıştı. Serbest atışların %75'in üzerine çıkması zaten Hı -hı. Yani esas hedef bir pivot için böyle görmek Ki lazım. Kipris maçlarında gördük, serbest evet. atışlarında bayağı bekliyor ve gayet %60'tı. Ha. İnşallah öyle devam eder. İnşallah asist olarak da yukarı gitmesi ve top çalma blok toplamının 2.5 ve üzerinde olması kendisinin hayrına neticelendirecektir Hı -hı. bunu. Sayı olarak üzerine daha ekleyebilir mi? Ekleyebilir. Rebound'a da daha fazla ekleyebilir. Çünkü zaten double double'a gelebilir bu sezon. Doğru. Gelir. Yani gelmemesi için bir sebep yok. Hani şu an daha az süre alacağını da ben zannetmiyorum. 32 belki olacak 34-35. Yani <laughs> onları göreceğiz tabi ortalamada da. Yani çok 33'ün 34'ün altında kalacağını zannetmiyorum ben ortalamada. Ve bununla da beraber tabii ki kendisi zaten NBA'nin de geldiği nokta itibariyle hücumun Odak noktası olmayı en kuvvetli aday pozisyonda. Çünkü fizikli topu iyi dağıtabilecek bir oyuncu aynı zamanda topu iyi korumaya sebebiyet veriyor. Veya savunmadan hızlı çıkmak isteyen takımlar içinde aldığı gibi reboundu mesela işte taştan pas denen pası atabiliyor. Doğru. Ve bence abi en büyük artı kafası çok iyi çalışıyor. Yani NBA'deki asıl bazı oyuncularda ve özellikle evet. uzunlara kafa çalışmıyor ya evet. Alperen'de hiç öyle bir sıkıntı yok yani kafa püri pak yani bütün olayları çok önceden çözebiliyor çünkü onu yani o fizikteki birisi o pasları atamaz normalde yani kafası tabii, tabii. çalışmayan birisi bir defa atar iki defa atar ama yani bu her maç aslında bir NBA'nin resmi sitesinde paylaşılacak pası veremezsin. Tabii, tabii, tabii. Evet bir kere verirsin iki kere verirsin de yani çok çok rahat ee, işte o dönüşleri çok iyi yapıyor. Aynen yani, öyle Tabii ki de hakim olay çalışmasında zaten avantajları vardır ama onun üstüne çok çok kattığı belli ki nereden belli yaz sezonunda aslında Alperen Şengün çok iyi çalıştı. Kimle çalıştı? Yanlış bilmiyorsam Davşafaka'nın e, kondisyoneri olan e, Ertan Bedir olması lazım onunla beraber çalıştı Hatta başka bir YouTube kanalında olan Adem diye bir arkadaş var e, şey ay mahallesi neydi onu unuttum çocuğun spidi spidi. <laughs> O bir video çekti Ertan Bedir hmm. hoca ile. Alperen Şengün'ün antrenman videosunu. Ya hoca ben de yaparım ya. diye. Ha, yok ki. Ee, evet. Adem yani 5. dakikada falan tıkandı. O da bizim şeyi takip ediyor da her şeyin bir oradan aklıma geldi. 5. dakikada tıkandı. Ter içinde kaldı. Bu neymiş artık? Evet, Dizler eller filan evet, titremeye başladı. Ama arada farklı. var. İşte Ertan Bedir hoca da diyor da oğlum lan NBA oyuncusu yapıyor zaten bunu. Yani. <laughs> Çünkü neden? Şöyle eleştiriler gelmişti Alperen Şengün'le ilgili bu yaz. Eee Master Şef'e katılan birisi vardı. Emir El Demir Demirdi. Onda bir video çekiyorlar. işte teknedeler. Bir challenge vardı o esnada. İşte bir karpuz yiyor mesela taş kağıt makas yapıyor. Yanlış yapan denize atlıyor gidiyor. Orada işte Alperen Şengül'ün biraz göbeği var diyor izleyiciler. de. Emir Demir'in vücudu daha düzgün. Ya o sanki NBA oyuncusu. Ulan ya yani öyle bir şey olabilir mi? Yani çok çok farklı noktalar onlar tabii ki. Ben o videoyu izlemedim. Hani pozisyonu da bilmediğim. İzle ve şey... yorumları oku ha, anlarsın tabii. O, zaten. Ona bir şey diyemem. Bizdeki zaten ya mantık yani Donç işte yok işte dön hiç yani zaten. E zaten bizde yani genel olarak Türk toplumunun kendi yarattığı figürleri olan baskısı olağanüstü oldu Bunu da mesela futbolda Kerem Aktürkoğlu'nda falan da görüyoruz. Yani adam Benfica'ya gitti. Ya o baskı kalktı üstünden. Galatasaray'dayken de iyi oynuyordu. Ama oraya gitti daha bir rahat oynuyor. Kafasının müsait olduğu işte kendisi. Yani oynayarak... Bacağını rahatladığını şeyden, televizyondan <laughs> anlıyorsun bence ya. ya. Onu bilmiyorum ama yani İzlanda maçında o topa kayabilmesi, onu alabilmesi mesela filan. Bu zaten bir kalite, bir ısrar gösteren bir şey. Kendisini geliştirme ısrarı. Alperen için de zaten bunlara kulak asmaması gerektiğini biliyordur. Tahminim evet. ama seviye olarak benim yani takıldığım nokta Ciel'in Green'le aynı düzeyde değilsin daha yukarıdasın. Dolayısıyla da bunu göstermek için de önemli bir sezon bu. Bununla ilgili abi Alperen'e medya gününde sorular. Hani sözleşme için ne düşünüyorsun? Kontrat uzatılacak. Evet konuşuluyor ediliyor ama bakalım olmadı. Çünkü hayırlısı. Biz bu videoyu şu an çekiyoruz. E, pazartesi yayınlayacağız. Büyük ihtimal artık pazartesi gecesi bitecek olay. Yani ya verecekler ya vermeyecekler. Oradaki de sıkıntı ne? 5 yıl 225 milyon dolardan bahsediyoruz biz. Bu rookie extension dedikleri. Tabii. Aklıma şu geldi abi. Aslında Tyrese Maxey için de Sixers aynısını yapmıştı. Sadece bir sonraki sezonda o seller ekip anlamında biraz daha rahat girmek için mi yapıyorlar diye düşünüyorum. Olabilir bu arada. Çünkü eğer vermezse restricted free, agency agent. olarak girecek Alperen Şengül. Ben ama Alperen hiç buna zaten takılacağını zannetmiyorum. Yani bana niye maksimum vermediler? Yani. o yok. zaman ben de hiç yani takır takır oynar. Yok, tabii canım yani restricted. Çünkü zaten şu da var. Restricted free agent'a düştüğü takdirde de mesela maksimumun daha altı aldığı bir senaryoda da direkt olarak onu eşlemek ister Houston. Aynen öyle, yoksa gidebiliyor. Bir, bir sıkıntı olmaz, yani elden çıkarması için hiçbir sebebi yok. Hı -hı. Ya yani benim gördüğüm hiçbir sebebi yok. Onunla ilgili abi, işte böyle spot ışıklarını öne çeken birisi tespit ettim ben, katılır mısın bilmem, Cabare Junior. Evet. Yani o da aslında herhangi bir 21 yaşındaki bir oyuncu gibiydi. Bazı maçlarda iyiydi, evet. bazı maçlarda tabi dalgalanması Sadece vardı. Sahiçi isabeti yüzdesi açısından biraz da çok dalgalıydı Aynen öyle. Ama bakıyorsun çok iyi çalışıyor, Fizik yani fiziksel yeteneği de çok iyi, 2-10 bir kere önemli bir rol kapabilir mi diye düşünüyorum açıkçası bu Houston'da. Zaten belirleyici olacaktır. Yani Alperen'in çevresindeki oyuncularda ben esas aranacak faktörün mesela Jalen Green tipi bir adam değil de hı hı. daha çok işte diğer ismini zikrettiğimiz Tarih Eason gibi, e, Jabari Smith gibi, Amen, ve işte Amen Thompson gibi aynen öyle. Hı hı. Ve diğer iki işte veteran olarak da Fanfleet ve Dylan Brooks gibi isimlerin hı hı esas daha iyi tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada da tabii ki Jalen Green kötü bir oyuncu olduğu için değil. Fakat topu alıp domine etmek isteyen bir adam oyunu. Fakat onu yapabilecek kadar keskinlikte de değil. Şut seçimleri açısından bilhassa. Veya patlayıcılık olarak da bence daha hala o kadar iyi değil katılıyorum abi. Hazır oyuncular demişken yani şeye değinmedik. Onu bir değinelim istersen. Bu drafttaki çocuk Reed Shepard. Reed Shepard'ı evet. arkadaşlarımız eğer yaz ligini ya da preseason takip ettiyse neyi fark etmiştir? Ben şu şekilde not aldım. Oldukça soğukkanlı yani sakin. Hücumu çok rahat okuyor. Ne yapacağını biliyor. Top hakimiyeti çok yüksek. Potoya agresif bir evet, şekilde evet. gidiyor. Ve savunmasını çok beğendim. Gayet iyi. Bence yani Houston Rockets bir de böyle bir tercih yaptı. İyi denk getirmiş. Ee, dediğin gibi bir veteranlar kısmı var Houston Rockets'ın. Bir de gençler ve bence çok güzel ayrışmış vaziyetteler. Evet. Rich Shepard'ı ya yani bu takıma yapılabilecek belki de bu draft grubunda en çok, iyi eklemelerden çok, çok. bir tanesi. Ee, çok derli toplu bir ekleme ve yani burada bu arada tabii ben hani dönüp dönüp Jalen Green'e geliyormuşum gibi <laughs> düşünmeyin de. Olan Jalen yani, Green alacağım var. Kendisinin kariyeri Jordan Poole'laşabilme emareleri gösteriyor ya o, o pozisyonda değil ama hani birkaç sezon içinde ya iyi çaktık bunu işte Wizards'a veya Pistons'a deyip tamam kontratından da çıktık denilecek adama dönüşebilir bunun olmaması için şimdi işte bu oyuncunun eklenişi draftın 3. sırasından gelişi o yüzden önemli siz şimdi bu nasıl diyeyim aslında üçlük desteği alıyorsunuz. İşte kısaları savunabilecek, hatta yer yer mesela kanatların da karşısında kalabilecek bir adam alıyorsunuz. Hepsinden önemlisi çalışma disiplini yüksek ve gelişme, gelişime aç bir oyuncu daha ekliyorsunuz kendi kadronuza ve direkt olarak pozisyon olarak yoğun olduğunuz bir mevkiden bunu yapıyorsunuz. Tabii ki sürenin daha çoğunu işte Fred VanVleet alacaktır. Tabii ki Jalen Green alacaktır ve sonra diğer oyuncular arasında da bu şekillenecektir. Hı hı. Fakat draftın 3. sırasından gelen oyuncunuzun direkt performans baskısı yokken rotasyonda böyle 7. hatta yani altıncıyı zorlayan bir mevkide bulunması sizin elinizi çok rahatlatır. Kesinlikle. Ben de bunun alınacağını düşünüyorum bu arkadaştan. Doğru. Bir buradan Ama nasıl ismini zikretmeden hep getirdim böyle. Reed yapar. Evet, aynen. Reed öyle. Shepard. Çünkü Paul Reed de aklıma geldi, karıştırmayayım dedim. Ha, <laughs> doğru iyi demişsin. Buradan abi dilersen Emi Odoka tarafına geçeyim. Orada bir Diliyorum. tane eleştirim var Odoka'ya. Abi deplasmanda daha iyi olabilir bence Houston'a kız. Neden diye sorarsan 41 hmm. maçta sadece 14 galibiyet aldı deplasmanda Houston Rockets. Batı'da burada sondan 3. sıradaydı. Yani bir ev sağ... Sahi... Daha iyi olmalı. Daha iyi olmalı. Yani sen sonuçta 14 galibiyet deplasman iç sahada de 27. Yani bu fark NBA genelinde geçen son en büyük <laughs> farkta. Yani en büyük fark. Ondan dolayı Kaptırdı. eleştir. Yoksa şeyden yana yok. Tabii ki de deplasmanda kötü olabilirsiniz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama geçen sezona baktığında 41 galibiyet alıp NBA genelinde en büyük fark sende sendeyse e demek ki bahçeleri yönetememişsin. Bunu tam olarak çözmek mümkün değil. Yani bir takım neden NBA düzeninde baktığınız zaman çok seyahat yapması bir seçenek olabilir ama taraftar baskısı diyeceğiniz bir şey yok. <laughs> ne bileyim gittiğiniz Panathinaikos seyircisinin karşısında çok zorlandım diyebileceğiniz bir taraftar olmadığı için karşınızda. <laughs> Bilmiyorum yani bunun bir takım gerekçeleri vardır diye düşünüyorum ama çok açıkçası fikir yürütemiyorum şu an bununla ilgili de. Bir taraftan da mesela Alperen'le ilgili hedef ve şu aşama dedik ya orada da Emi ile ilgili şunu da diyeceğim. Bence hedef olarak ilk etapta play'in turnuvasına katılmak olabilir. Hüsnü'nün akısına. Yani oraya bir katılıp çünkü e, yanlış bilmiyorsam bu sene play'in Abu Dhabi'de oynanacak. Yani e, Abu Dhabi miydi ya? Ulan şimdi dedik de Emirates Cup Abu Dhabi diye hatırlıyorum. Birleşik Arap Emirliklerinde oynanacak diyelim. Ya da Katar mı bilemedim Katar, şimdi. Bakalım. bakalım artık bunu Aynen. bir attık. Arkadaşlarımız lütfen buraya kadar takip ediyorlarsa <laughs> burada yorum, bırakmayın. Yorumda belirtin evet. abi yanlış söyledin diye. Onun hariç rakıtsın hücum gelişimiyle ilgili soru işareti koymuşum. Neyden dolayı? All Star sonrasında aslında 100 pozisyon başına sayı attıkları barem 113.1'e düşmüştü. 115.2'de. Ama lig genelinde 23'ten 15'in sıraya gelmişlerdi. All Star sonrasında. Ama neyi yaptılar? Top kayıplarında düşüş. Hücum reboundunda daha fazla yüzdesel anlamda alış. Ve bazı oyuncular gerçekten kafaca daha yer, yerde yerindeydi. Kim bunlar zaten? Jalen Green'le Amen Thompson. All Star öncesi bu ikilinin abi troubleshooting yüzdesi %53. Noktayı, yani lig ortalamasının altında. Eee altlardan sonra %57.5'e fırladı. Fırladı diyorum ama gene lig ortalaması. Düşün. Evet. Yani ortalamadan ortalamaya fırladı. Aynen öyle. <laughs> ortalamadan ortalamaya fırladı. Dilersen son olarak istatistik köşesinden de evet. Zaten galibiyet farkını söyledim lig genelinde e, Rockets oyuncularının 12 oyuncu dakikasında söylemişim. Onlar ne söylemişim? Her şeyi söylemişim ya istediğiniz köşesinde. <laughs> aynı anda da yani. İki farklı notu aynı anda almışım. Ha güç sıralaması. Güç, güç sıralaması. sıralamasında abi ne yazık ki NBA'nin resmi sitesi 11'in sıraya koymuş. 11. Ya yani onları bırakmak istiyor ama dışarıda. Ben öyle gördüm. Evet. <laughs> onlar bırakmak istiyor. Yani Houston <laughs> kal kalamasın gibi bir temenni var. Benim Olabilir. hissettiğim. Bunu da hani biraz da böyle şakayla karışık söylüyorum ama sanki hani Houston kalmasa rahat edecek gibi NBA yönetimi. Benim hissettiğim o çünkü... Bu Udoka'dan dolayı mıdır? Udoka'dan dolayı mı bilmiyorum işte veya hangi siyasi yönelim falan hani belki onlara takılıyorlardır da... Olabilir. İşin geyiğini tabii bir tarafa bırakırsak, bahis firmaları, yani bundan para kazanan veya para kaybeden firmalar... Tavsiye etmiyoruz. 43,5 galibiyet üstünü... Geçen sezon 41 galibiyetti. 43,5 galibiyeti hedef olarak koymuşlar. Tamam. Altını üstünü oynatıyorlar genelde daha beklenen 43.5 üst gibi bir şey. Şimdi NBA'in tabii ki 11 demesinde ben anlıyorum çünkü az farkla kaçıracak dediğinde hikayeyi yine aynı şekilde konumluyor. Güç sıralamasında ne dedin? Golden State 7 olur. 7 dedin. olur. Lakers 12 mesela. Yani Lakers 12 olur dedi. Lakers düşe debilir. Yani Lakers şu an mesela birbirinden merdane bir sürü hareket yaptığı için düşerse de şaşırmam. Hani CJ'ri'deki gönderdik ve Yılmaz Vural geliyor. Ile de mesela devam Olabilir. edebilir. Farklı bir şov olur orada da. Fakat öteki tarafta hani Houston Rockets'ın mantıken diyorum. Oyuncu gelişimi açısından baktığımızda biraz daha aşama kaydedeceğini görmek mümkün. Belki diyorsanız ki o 10-11 maçlık sekansı bir daha tutturamayabilirler. Hı hı. O da problem değil ama %50'nin altında kalması için çok bir sebep yok. Ben son sıradan play-in adayı olacağını düşünüyorum. Beklentim de o yönde. 9 10 11e 2 diyorsun. Yok son sıradan play-in adı. <gülüyor> 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 ben yok son sıradan play-in adıydı. Ya. Yok güzel. Ben de hani aslında Alperen'den dolayı bir de Alperen Schengen, yani umarım play kalır diyorum. Ama onun sıranın sanki daha gerçekçi olacağını evet. düşünüyorum. Ama ee... birini aşağı atma. Şimdi şöyle. Ama işte... hani onun sıraya koyuyoruz ama onun sıradan tabii play kalabilir. Onu o şeyde bıraktık. Bu, birazdan konuşacağımız takımı ele alalım ki onunla beraber değerlendirelim hadiseyi bence. Evet, o zaman o takıma geçelim. geçelim. Abi, o, abimin bahsettiği takım zannediyorum ki Memphis Grizzlies. Evet, ayıları. Ee, Boz geç, ayıları. geçen sezonu 13. sırada bitirdiler. 27 galibiyet, 55 mağlubiyet. Luke Kennard ile yeniden sözleşme imzaladılar evet. abi. Ekleme olarak Zack Eddy 9. sıradan bir uzun 120 kilo arkadaşlar 120, 120 kilo mu yoksa 300 pound yazıyorsa 305 pound evet. 305 pound 136 Murat kilo falan da Harika bir şey değil 1 euro mu yoksa 38 lira mı <laughs> evet. bir şey değil, evet. 136 kilo yazmışım bende ama arada büyük fark var. 2.54'e bölmüyor muyduk yoksa yanlış mı böldüm neyse bilmiyorum 2.2 de oldu. Gerçi Zack Eddy'nin kilosu da evet. çok arkadaşlar için. pound. 305 puan. Bunu bir, bu, buradan bu bilgiyle dıkır, devam tamam. edin. Hayatınıza Amerikalı olarak devam edin arkadaşlar. Size. <laughs> Takımdan ayrılanlar. Evet. Derek Rose emekli oldu direkt. Utah, Utah, Utah Watanabe Japonya'ya döndü. <laughs> Zaire Williams, Brooklyn Nets, Lamar evet. Stevens'la Kötü ee, bir sitcom gibi gidiyor şu an. Evet bunlar da, bunlar ben de çok bilgi sahibi yani geçen yazmışım. Yıl ki geçen yılki Memphis'te resmen Seinfeld'de oynayan bilmem ne dayı. Ya işte Hawaii Met Your Mother'da oynamışım falan. Öyle bir e kastiyle şey, çıkmışlardı artık. E, ay adamın ismi tam şey Konçar mıydı neydi? O Jaden Konçar. O video Jaden, Jaden miydi Jason Konçar? John, John, John Con... John, O videoyu biliyor musun? NBA NBA bu sezon draft olan oyunculardan bir tanesi şimdi John Konçar tanıyor çocuğu. Evet. Yani fotoğraf çektirelim diyor. O da sen o işte NBA oyuncusun bilmem ne. Çocuk John Connor tanımıyor. Olabilir. Tabii fotoğraf çektiriyor, böyle çektiriyorlar. Hani şey sen ne yapıyorsun ben de oyuncuyum diyor. Nerede Memphis? Nasıl ya bilmem düşün. Yani Memphis krizi böyle bir ortamda evet, evet. geçen sözü. Geçen yıl zaten artık hani şehit vermeye falan başlamışlardı neredeyse. Çok enteresan. Yani o, o kadar böyle ileri boyutlara gitmişti çünkü sezon açılışında değil mi Steven Adams sakatlandı hemen Tabii. sezon başında. Ee, Jal 6. maçta da Brandon Clark'ı Kurban verdiler. Hakikaten. <laughs> Seçmişlerdi. İlk 5 olarak şöyle bir ilk 5 abi. Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bain, Jaron Jackson Jr. ve Zach Eddy yer alıyor. Çok garip bir 5 ama. Potansiyel Çok ilk 5'te. Rotasyonda da Luke Kennard Santi Aldama ve Brandon Clark isimleri tabii, öne çıkıyor. Tabii. Ama tabii Memphis'in... Aşi, bu... Vince Williams... Ya şey yani Vince Williams'a JJ Jackson'a sonra gelecekti tabii, tabii. ama tabii. güzel dedi. Sonra gelecekti. E, Memphis'in sezonu tabii neyden dolayı bitti? Yani Jean Morant önce bir 25 maçlık ceza. Evet. E onların da zaten sezonu kapattı. Tam bir, bir lider ya. Tam bir lider. Yani Ener Valencia'nın işte oradaki şubesi gibi. Olabilir. Ben öyle görüyorum. Yani şu Ener Valencia benim için daha büyüktür ama. Daha büyük olabilir. Yani bu arada şey ben kafasının gidip gelmesi olarak <laughs> yoksa Valencia aile babası düzgün bir adam tabii de. Yani Jamorant'ın da maç içinde sürekliliği biraz sıkıntılı. Hı hı hı. Ya o ayrı bir husus. Ya inanılmaz dekoratif bir oyuncu. Sahanın herhangi bir yerinde böyle şey gibi fark ediyorsunuz. Böyle kendi halinde takılırken bir anda aklına bir şeyler gelip tam ben smaç basayım deyip vurup geliyor smaç. Evet, evet. Ya olağanüstü, seyir zevki veren, müthiş keyifli bir isim, Deliciliği hı hı. falan çok yüksek. Bütün bunlarla da beraber takımını geçen sene 6'ya 19 derecesiyle devraldı. 9 maç oynayıp Al asma deyip bir daha gitti. Bir daha gitti. Ama bu geçen sezona dair işte az evvel bahsettiğim arkadaşlar aslında bence bir kazanım oldu. John Conchar bilhassa beni fantazide bayağı bir götürdü. Çok fazla çünkü top çalma blok yapıyor. Aynen öyle. Enteresan işler çıkıyor. Onunla beraber Vince Williams ve şey, G.G. Jackson'dı. E onun haricinde 9 9 e, numaradan seçtikleri Zack Eddy yani tam bir double double makinesi. Tabii. Boyalı alanda yani inanılmaz işler yapar. Neyden dolayı? Tam ediyorum? bir grizzly. 224 ve işte ya 136 kilo ya 124 ya da 305 pound diyelim. <laughs> onun hariç tabii 224 136 kilo olması daha olası çünkü ben inçe bölmüşüm onu fark ettim Olamaz. <laughs> sonra. Onlar işte bir 2.24 yani 305 poundluk bir arkadaşı olduğu için takdir edersin yavaş ayaklı yani tabii. Precisin izlemesi ama de, yavaş ayaklı dedin de bir memeli hayvan tarif ediyorsun gibi oldu. Yani ayakları yavaş o zaman, yavaş <laughs> ayaklı yani. Avını boyalı bölgede yakalar, boyalı alanda yakaları. <laughs> ee, doğru hakikaten. Onun haricinde de tabi yanal anlamda böyle yanlara doğru yanal kaymada savunmada <laughs> orada sınırlı çünkü 2004'lük birisinden bunları beklemek gerçekten lüks ve en büyük handikapı da şu, savunmada Switch'ten 24'lük birisiyle saygı bu kadar <laughs> ağır. Hani şey diyemezsin. Hani işte Bir de o sırada Jalen Brunson'la boğuştururken, ya beyler hani buna nasıl geldik? Zekeri onlar biraz evet, tıkanır. Evet. Ama tabii çaylak. <laughs> ee, ben de bu arada sınırsız dediğin için Sınırsızlar Kulübü vardır. Dallas Buyers Club, onu öneriyim. Şahane filmdir. Doğru. Benim çok sevdiğim bir aktör olan Matthew McConaughey'nin de Oscar almasına vesile olmuş bir film. Doğru. Olduğunu belirterek tabii ki Zekedi'nin savunma açıklarına geri dönelim. Yani, yani burada hakikaten ilerlemesi lazım tabii ki. Ama o da çok normal. Yani bulunduğu yaş ve bulunduğu mevki itibariyle buralarda çok tecrübelenecek daha. Zaten geçen sezon şöyle de bir garip bir hadise yaşandı. Mesela Marcus Smart neden çekilmiş? Ya Jean Morant'in yanında bir lider olsun, evet savunma evet. olsun. Geçen sezon Marcus Smart, Jean Morant'dan sadece 11 maç fazla oynadı. Evet. Marcus Hı. Smart da yoktu. Aslında Marcus Smart'ın da bu sezon e ilk sezonu gibi olacak. 20 topçu, 20 tane topçu 577 maç o? kaçırmış Memphis Galizis'te. Yani vay dışarıdan vay vay. birini getiriyorsunuz. Oğlum sen oyna ne olur falan diye tak diyor o da gidiyor falan. Totalde getirilip, işte sözleşme verilip işte taahhüt edilip oynatılamayanlarla falan beraber inanılmaz bir sayıya ulaştılar. Evet. Ve tabii ki kazanımlar oldu bu arada ama e, bu takım yani resmen sıfırdan bir daha başlıyor gibi. Bir yandan da şunu düşünelim. Şimdi Zack Eddy ya da uzunlar anlamında konuştuk. Neyden dolayı ben Memphis adına endişeleniyorum? Şimdi Steven Adams gibi çok istikrarlı birisi var. Yani o rolde Steven Adams'ın olduğunu biliyordunuz. Evet. Şimdi Steven Adams yok ve orada bir boşluk olacak. Zack Eddy ile ya da Brandon Clark ile ya da Santi Aldama ya da başka bir şekilde Jerry Jackson ne yapacak? Heh, bir şeyleri toparlayacaklar ama Steven Adams'ın oradan kaybı tabii ki de etkileyecektir. Sana şu soruyu sorayım abi, yani Memphis aslında iki sezon önce bir şekilde NBA'in gözde takımları haline tabii geldi. Canım. Her olayda Minnesota ile de beraber. Minnesota ile beraber. Hatırlıyorsun, piyolflarda e, kimi NBA severler bayağı kıl olmaya başlamıştı ya bunlara ne oluyor ki filan. Tekrardan oraları görebilir mi Memphis? Tabii ki görebilir. Burada tabii yani başka konuşulması gereken şeyler var. Yani doğudan hani mevcut demin saydığım takımların bazılarının çıkarılıp Memphis'le Minnesota'nın Doğu'ya kaydırılması falan gerekiyor şu anki pozisyonda. Hı hı. Bunu da hani gayet rahatça söyleyebilirim çünkü Batı'da bu kadar çok takım var. Yani Batı'da sayıyorsunuz zaten hani birazdan da sporcu sayacağız zaten 15 takımın 15'i de evet sıkı bir şeyler yapacak gibi gözüküyor. Doğru doğru. E şimdi böyle bir durum olmaz yani bir konferansta herkes can çekişiyor falan Ben gideceğim ne olur ben geleyim falan. Öteki tarafta ya videolarda bile fark ediyorsun ya bastın alır burayı zaten diye bakıyor insanlar. E, düşün ne? yani Houston'a kadar %50 galibiyet oranı tamam. ama 11. sırada. Yetişemiyor %50 ile. Yani. Sen yani. kat karşılığı bilmem ne alıyorsun yani, yani. doğuda. O, o o sırada şey yani şey doğu konferansı %43 ile falan ya yani ben bir şekilde play atarım tabii. zaten <laughs> düşüncesi var. Onu deniyorlar. Şimdi Memphis ile ilgili bahis firmaları 47.5 galibiyet baremini belirlemiş. Hı hı. Fakat burada tabii bir sürü hani belirsizlik de varken ben 47 üstü bence şu an hani hemen kurdun yapla olmayacak. Bence de 47 buçuk tahminim fazla. fazla iyimser geliyor bana. Bilmiyorum belki ben biraz göz ardı ediyorumdur. Hani Camorant'ın bu kadar böyle ara verdiği boşluk ve takımın ben de ondan dolayı zaten onu risk olarak görüyorum. Ya ben 47 buçuk olmaz diye tahmin ediyorum ama Geçen sene 27 galibiyeti bitirdi öyle değil mi? Evet doğru. Yani 27'nin mesela 10 üstüne çıktı ve bu kadar da durdu da olmayacaktır. Tahminim %50'nin üstüne çıkıp işte 47'nin altında bir noktada bitireceklerdir. Yine Houston rakası böyle kafa kafaya gelirler. Ben gibi. daha sevdiğim 43-44'e evet. daha okeyim gibi. Ee, sen bahsettin ya mesela 20 oyuncu toplamda o kadar maç kaçırmış diye. Şöyle bir istatistikle zaten mantıken yani birbirimizi onaylıyoruz geçen sezon bir önceki sezon her zaman çıktıkları ilk 5 geçen sezon sadece 68 dakika beraber oynayabilmişler. Ligdeki mesela Rakıs nasıl en yüksek çıkışı sağlamıştı. Grizzlies de ligdeki en büyük düşüşü yaşamış. Hem galibiyet açısından hem de yüz pozisyon başına o parametrelerde ayrıyeten de boyalı alanda orta mesafede ve 3 sayı yüzdesinde ligin son 5'inde yer alan tek takım oldular. Üçünde de 29. sırada yer almıştı. Evet, evet, evet. Memphis Grizzlies bütün bunların sonunda abi güç sıralamasında 10. sırada yer vermiş. Evet, tam MDF. ideal yer. Yani tam ideal yer. Biz de zaten Houston'un yukarısı diyorsak, yani da Houston, 10 11 dediysek Houston veya Houston'ın hani o, o band olur. Hı hı. Yani şu anki görüntü itibariyle ben açıkçası Lakers'ın yani Lakers'ında Golden State Warriors'ında çok ciddi atılım yapamayacağını düşünüyorum buralarda kalır hani Kings'in biraz daha yukarıda olacağını Pelicans'in biraz daha düşüneceğini varsayarak hı hı. ben Memphis'in hani 11 ile böyle 8 arası bir yerde ama daha çok da 9-10 gibi bir yerde ben olabileceğini de. düşünüyorum ben de 9-10 diyorum abi ama hani burada da tabii bütün bu oyuncuların sağlığı ile ilgili konuştuğumuz değişkenlerde filan bir yan yana görmemiz lazım çünkü çok fazla belirsizlik var ben hani böyle bir pozisyondan direkt olarak bu takım play'in yapar demek istemiyorum. Bence playin yapar. Hani yetenek seti olarak geçmiş iki sezonda 56 ve 52 galibiyet tutturmuş ve işte ne bileyim Minnesota'yı elemiş işte Körüye zorluk çıkartabilmiş bir ekip hı hı. olduğu için de bazı şeyleri yapabilir pozisyonda bulunacaklarını düşünüyorum. Fakat önce kendilerini tekrar ispat etmeleri gerekiyor. Aynen öyle. Çok güzel özetledin abi. Dilersen son bir geçiş yapacağız evet. ve buradan da son takıma geçeceğiz. Evet abi son defa konuşacağız Güneybatı grubu ile ilgili. Güneybatı grubu. Ve gerçekten yorulduk da bir yandan <laughs> ama yani şu... Ama Chris Paul yorulmadı diyerek oradan bağladık. 19 yaşında Chris Paul. Yani Ahmetli o... Mehmet Ali Birant gibi bağladık. Orada şunu düşündüm. Gerçekten de takım değerlendirmeleri yorucu bir işmiş. Biz de aslında bu sezon itibariyle tamamen bir bütün olarak 6 grubu da konuştuk ve konuşacağımız son takım daha bir San Antonio Spurs. Geçen sezonu 14. sırada bitirdiler. 22 galibiyet, 60 mağlubiyet aldılar. Charles Bassey ve... Charles Barkley. Char Murat da herhalde. Evet. Charles Bassey ve Mamu ile yeniden sözleşme hmm. imzaladılar. Eklemeler Harrison Barnes, Chris Paul ve Stephen Castle. 4. sıradan bir NBA draftı. Ayrılanlar da Dominic Berloff ve Devonta Graham. Bir de şey, Cedi Osman. Cedi Osman da zaten Panathinaikos yolunu evet. tuttu. İlk 5 şöyle gözüküyor abi. Chris Paul, Devin Vassell, Harrison Barnes, Jeremy Sochan. Sochan miydi? Sochan olması lazım. Hadi bakalım. Bir Polonya telaffuz asıldı. problemimiz Gözde olabilir mi? Olacak. Bir de tabii ki de NBA'in gözdesi Victor Wembanyama. NBA'in ve dünyanın gözdesi. Aynı Uzaylı gözüyle bakılıyor kendisine. Rotasyon kendisine. çok güzel ama. Trey Jones, Stephen Castle, Keldon Johnson, Zach Collins ve Mamukelaşvili. Mamuk Elaşvili Liverpool'un aldığı kaleciye benziyor ama önümüzdeki sezon oynayacak. Mamardaşvili. Mamardaşvili. O da inanılmaz Doğru. aslında kurtarışlar yapan bir isim. Öteki taraftan şimdi değerlendirdiğimiz zaman sporcu aslında Chris Paul ve Harrison Barnes'la beraber hı hı. iki tane iyi veteran ekledi ki bu iyi veteranı biraz açtığımız zamanda da sporcunun esas eksiği bir numaraydı. Geçen sezon orada işte Jeremy Sochen'i falan oynattılar. Hatta imkan olsa işte Tony Parker'ı falan da getirip oynatırlardı. Victor Van Benyama ile yan yana iki Fransız belki iş yaparlar falan diye bile düşünürlerdi. Çok ciddi bir açık vardı. Hı hı. Orayı kotarabilecek bir adam bulmaya çalışırken dediler ki niye daha iyisi olmasın? Chris Paul geldi. Galiba da sanırım bir yıl 11 milyon dolarlık bir sözleşmesi var. Evet evet doğru. Şimdi Chris Paul istediği gibi oynatır. Yani Victor Van tam olarak oynatması gerektiği gibi oynatır. Üstelik Spurs'un üzerinde sadece biraz daha fazla kazanma hedefi var. Yani kazanma baskısı direkt %50 play'in bilmem ne pozisyonda değil. Üstelik olimpiyatlarda da gördük ki spot ışıkları Victor Van çevrildiğinde falan adam bayağı oynuyor. Hı hı bayağı hı. oynuyor. Yani takımını maçın içinde tutuyor falan. Yani maçı aldırabilir de. Bir de aldırabilir. i̇şte olimpiyatların artık böyle biraz daha gediklisi olmuş. Gershon ya bu falan da iyi performansı gelince biraz daha bir şeyler çıkar gibi oldu ama Baktığımızda tabii ki çok daha fazlası da gelebilirdi. Yani hatırlarsan abi aslında San Antonio Spurs sezonu çok çok kötü başlamıştı. Evet. Neden? İlk 28 maçın 26'sını kaybetmişlerdi. Ama Kevin Durant'e karşı kazandı. Ben tabii ben yani gal orada. galiba Spurs iki defa kazandı bir de şey, evet, Sanz'a evet. karşı geçen sezon. Ben Benyama'ya bakıyoruz. Geçen sezonu 21.4 sayı, 10.6 rebound, 3.9 asist. 1.2 top çalma 3.6 blok ortalamasıyla tamamladı. E aynı zamanda nasıl hem ESPN Fantasy tarafında hem de Yahoo Fantasy tarafında Victor Wembanyama hep bir numaralı oyuncuydu. Tabii, tabii. tabii, bu NBA Fantasy istatistiklerine göre ama her halükarda yani direkt ligin gözde oyuncusundan bir tabii tanesi ki, ya. Tabii ki yani şu anda öngörülen 4.9 bloğa çıkması Sayı yönünde. ya. Bak ya. Ve bu çok saçma sapan bir sayı tabii ki hani sizi direkt olarak işte all defense takımlarına koyar Doğru. hatta yılın savunmacısı adayı direkt yapar kafadan yani Söylemeyi unuttum ama zaten belli yani yılın çaylağı olmuştu tabi yani bir de bu istatistiklere rağmen o başkası olsaydı garip olurdu Chris Paul ile ilgili aklıma o geldi onu söyleyecektim Stephen Castle aslında Yukon'da çok zeki çok iyi bir oyun kurucuydu belki de zaten Chris Paul'da ya yani benim bu halefim değil mi e Olacaktı. diye şey, yani ben bunu Halif. bir de öğretiyim edeyim işi şunu yapsın bunu yapsın gibi Stephen Castle'la da çok iyi bir ikili olurlar diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii ki burada Chris Paul'un daha önce bulunduğu iki ortama ne kadar pozitif etki ettiğini söyleyerek başlamamız lazım bu gibi diyaloglara. Bir tanesi Phoenix Suns, diğeri de işte zaten OKC. Pandemi OKC'si. Tabii o o takım resmen adam oldu. okey hatırlıyorsun Chris Paul ne kadar ağlamıştı. Tabii ki canım ya adam etti zaten oyuncuların olacağı vardı da bu arada. Hı hı. Boş oyuncular değil hiçbiri fakat belli ki Şaycıylcı'sa eli değmiş. Çok hı hı. iyi bir öğretmenlik bir mentorluk yapmış. Adamdan zaten MVP adayı çıktı. Aynen öyle. Yani bayağı her şeyi yapabilir pozisyona geldi. Perde kullanmayı bilmesi, fiziğini kullanmayı bilmesi falan olağanüstü ki zaten Chris Paul oyunun savunma yönünde de çok böyle defosu olan bir oyuncu değildir kısa fizikli olmasına rağmen NBA için tabi çok rahat topçalar. Mesela postta arka alayım diye iteyim it. pek yapamazsınız. Ona Hı. müsaade etmez. Çünkü kafa çok iyi çalışıyor tabi. Fakat Chris Paul'un da belli başlı bazı işte nasıl diyeyim kendi fiziğinin de el vermediği yerler olmuştu. Kariyeri bir yere kadar geldi. Ve bir kırılma anından sonra devrilip işte şu an bu pozisyona kadar geldi. Ama baktığınız zaman veteran olarak ekleyebileceğiniz en iyi point karttır belki de şu an. Kesinlikle. İşte Harrison da hani hakikaten zaman geçiyor. Sen de işte Luka ile ilgili dediğinde söylemiştin. İşte Golden State Warriors'ın ilk şampiyon olduğu, uzun süre sonra şampiyon olduğu kadronun galiba en genç oyuncusu 14-15 doğru. Ha, Harrison Barnes. Şimdi bak nereden nereye geldi. 10 sene geçti ki düşünün Barnes şu veteran an. Barnes referen oldu. E Paul eklemesi ve Harrison Barnes rağmen Spurs Hale ligin en genç takımı galiba. En genç takımlardan bir tanesi ya pardon. E tabii ve ya bilmiyorum ben yani Devin Vassell, Keldon Johnson, işte Jeremy Sochein, e, Jones bunların hepsinin de aslında potansiyeli var. Aynen daha ileri gidebilecek tak oyuncular. Fakat takımın biraz daha işte o birlikte oynama içgüdüsünü edinmesi lazım. Kim nereye koşar, o katı nerede veririz? bunların oturması gerekecektir. Bunlarla da beraber Harrison Barnes ve Chris Paul, aynı Fred VanVleet ve Dylan Brooks'ta söylediğimiz gibi bu Texas temsilcisine de kazanma rutinini oluşturacaktır ve geçen seneki gibi 20-21 galibiyetlerde değil, daha artık böyle 33-34'ler mertebesinde bir galibiyetleri hedeflemelerini olanak sağlayacaktır. Zaten aslında Spurs All-Star molasından sonra abi ligin en çok gelişen takımı oldu. Bu hani hep söyledim ya hem yok 100 pozisyon başına hem de galibiyet yüzdesi olarak neden galibiyet üzesinde All-Star sonrasında 27 maçın 11'ini kazanmışlardı. Hı hı. E onlar hiç bayağı böyle hani e şey kaç maç oluyor? El, 55 maç oluyor değil mi? 55. E el, 55 maçta işte kaç galibiyet? 11 galibiyetti. Hı hı. Bir önce All-Star arasına kadar yani bayağı merdane bir şekilde gidiyorlardı. E onun hariç hücumdaki 4 parametrenin her her birinde son onda yer alan iki takımdan biri de diğer takım da zaten Charlotte Hornets'ti. Burada da aslında o takımların denkliğini görürüz. Bir yandan da şunu soracağım abi sana. Şimdi tabii ki de bir tarafta da efsane bir koç var. Greg Popovich. O da galiba Kasım ayı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 76 yaşına girecek. Süper sence oralarda ne düşünüyor? Hiç yani öyle bir aklına bir şey geldi mi? Bana haber vermediler en azından değil mi? Ama yani Koş Popovic varken o ne zaman bırakırsa o zaman Yani Spurs bırakış. sence orayı nasıl halledecek? Yani yani Be hani Becky Hammond işte konuşuluyor değil mi? Hani, yani? hani Popovic gidecek ve sonra Spurs şeye döner mi sence hani? Bir o Koş geldi bir o yok, Koş yoksa? O, o, yok yok. Mesela Jurgen Klopp'da da nasıl oldu? Jurgen Klopp gitti ama şimdi mesela Tabii Arne yani. Slot'la beraber yeni bir akımın başlayacağını söylüyorlar. Hem oyun anlayışının biraz değişti ama bir yandan da teknik direktöründe kalıcı olacağı ona mı evrilir sence Spurs. Ben daha Liverpool ekolünü vermen güzel oldu. O tarzda bir metotla devam edeceklerini öngörüyorum. Hı hı. Nasıl ki mesela işte ile bakıp dedi ki Erik Paulstra geliyor evet. burada filan diye. Çünkü bu adamın işte video kaseti izleye izleye geldiği nokta kafasını çalıştığını gösteriyor şeklindeydi. Ben bu tarz bir şey olacağını hatta çok daha öncülük edip belki Hammond'ın direkt olarak böyle alıp çalıştıracağı bir takım olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Belli olmaz tabi. Yani NBA'de bir sürü de figür var. Yani illa kendisi hani bir kadın koç olarak gelecek başına geçecek diye bir kaide de yok. Farklı bir durum da olabilir tabii ki. Fakat ben daha çok ikinci dediğin gibi olacağını zannediyorum. Ee, bilemeyiz. Yani kendi teknik kadrosunda bulunmuş bir başka isimle de çalışabilir hı hı hı. geçmiş dönemden. Ama hani tabii ki işte koç popta yani ne bileyim daha böyle bir 10 yıl götürürüm demeyecektir. Muhtemelen ama Wembenyama da gelmişken böyle biraz bir tadını da çıkarır aslında. Birkaç sezon daha. Yok katılıyorum. Bir yandan da zaten Spurs'la ilgili de şöyle bir heyecanlı bir bekleyişimiz var. Arkadaşlarımıza bir, yani bir herhalde bir 5-10 video evvel bahsetmiştik bir NBA Paris ihtimali filan diye. Şimdi orada da biz de tabi biraz ikimiz de şanslarımızı zorluyoruz. Evet. Eğer tabi oraya gidebilirsek, katılabilirsek ne olacak? Mantıken yani Victor Wembenyama'nın takımıyla da zaten bir şekilde. Tanışacağız biz. Ha, ne haber ya biz her şeyin bir olarak geldik bilmem ne. Onlar da bizi bekliyor şimdi. ya, sponsor bir, olun diyeceğiz. Yani, bir gelsin. Yani. Orada da bir şey, hakikaten orada bulabilirsek ilk çok garip olur. Fransız sponsorlarla falan girsek çok iyi olur. Buraya. Hakikaten. Yani Ama e, işte düşün, yani ben Banyam'a ligi böyle genişletebiliyor. Evet. Sonuçta zaten NBA Paris ve NBA London vardı Aa, zaten ama Fransa ile de özdeşleştiği için. Fra Fransızların yumuşak karnıdır Amerika, bayılır yani. Hı. Aa, Amerika mı falan hemen işte neydi özgürlük anıtını gönderelim falan. Yani. Evet. Öyledir yani bayılırlar falan. <laughs> Zaten The Last Dance'i de izleyenler bilir. İşte Michael Jordan'ın zaten gidip oynamışlığı Paris'te filanın yani sezon öncesi olarak evet, var. Doğru. Bu doğal bir genişleme alanı olarak görüyorum. Hı, hı. E, Güzel de bir imkan tabii buradan böyle bir işte süperstar çıkması. Kesinlikle. Abi NBA'nin resmi sitesi de aslında Portland'da beraber San Antonio Spurs'ta 14. sıraya koymuştu. Yani orada hep değişiyor yani bir Utah Jazz, bir Portland, bir şey. Spurs ama Spurs on sırada yer alıyor. Yahoo'nun bir analizini okumuştum da, şimdi bu Twitter'da dönen bir geyik var. Ama neden öyle diyorsunuz, Icardi PP'li bir çocuk bana böyle olacak demişti He. diye. Yahoo'nun bir analiste de 9'a ama ne koymuştu? Ben de dedim acaba bir şey mi atlıyorum? bir daha Neyi bir kaçırıyoruz ha. Biraz daha baktım kadroya falan, atladığım bir şey var mı diye. Bahis firmaları 36,5 galibiyet gibi bir barem çekmiş. Hmm. Ben biraz artacağını tahmin ediyorum, 21 değil üstteki takımlardan daha sürpriz galibiyetler tırtıklayacağını düşünüyorum. Hı hı. Geçen sezonki gibi böyle silme süpür kardeş işte 4 ondan gitsin. 4'te sana verdim galibiyet olmayacaktır. Daha böyle 3'e 1, işte 2'ye 2 veya işte 1'e 2 olan anladım, bir anladım. mağlubiyet derecesi alacaklardır. Haliyle de 30'un üstüne çıkar bence spor ama 40'lara yaklaşır mı çok zannetmiyorum. Ben de zannetmem, O yüzden de ben süper yani 13. sıraya falan koyacağım. evet. Ama elbette ki yani Wembenyama'nın şimdi maçları hangi maçlar olduğunu hatırlamıyorum ama bazı maçları canlı izlemiştim. Gerçekten artık bunda mı atacak, buradan da mı üçlük atacak dediği birkaç maç izletmişti sadece bana. Bence bu sezonda bayağı böyle spektaküler maçlara sahne olacaktır diye tahmin ediyorum. İzlemesi çok keyifli. Bakalım. Büyük ihtimalle zaten Old Star'da da yer alacaktır. Sanki Durant ile Antetokounmpo'nun bir çocuğu olmuş. Biyolojik olarak mümkün olmayan ve adını Victor Van Benjam'a koymuşlar gibi. Ben biraz öyle hissediyorum. Yok doğru. Yani ben de şeydi. dedim ya mesela Don Çiş'le ilgili doğum günü bilmem ne. Onu hissettim bir yandan da. Yani ben aslında ufakken ki NBA'yi düşünüyorum. Oradaki oyuncular hani yıllar ilerliyor ve her şey ilerlediği gibi oyuncular da bir değişiyor, gelişiyor. E şimdi sana bana deselerdi ki ya böyle birisi gelecek 2023 draftı olarak işte şu kadar boyda şöyle üçlük açacak. İnandırıcı gelmezdi evet. ama hakikaten hayat da garip. Belki de 2040 NBA videosunda mesela ya bu ne yapıyor abi hani yoru sağdan filan gibi videolarda da Evrilir miyiz? Gerçekten hayat enteresan. O yüzden evrilebiliriz. Belli olmaz. Biliniz. Belki o zaman şey konuşacağız. Abi ama 4 sayılıkta bu kadar da takılamazsın. 4 sayılıkta eklenmeye de bilir bu arada. Yani hep böyle de. O zaten de eklenirse NBA'nin bütün istatistikler tabii alt üst olur. Yani. Ama çizgi biraz daha ileri geri oynayabilir. Belki ne bileyim All Star maçlarında ya da başka yerlerde nasıl All Star'da All -Star, denir orada. Hani, üçlükte bazı yerler kondu tabii, tabii. yani. Şuradan atarsan iki sayılıyor Ya da 3 sayılı Belki öyle şeyler yapabilirler. Ama evet buradan da arkadaşlara tekrardan hatırlatayım. Doğum günüm olduğu için lütfen hem abone patlaması hem de bir beğeni patlaması yaşarsak çok seviniriz. Çünkü 43 bin barajını aştık. Evet. Şimdi yeni barajımız neresi? 44 bin bin bin. Malatya. Sevgiler. Buradan da bin. nereye geleceğiz aslında? 50.000 aboneye geçersek ev de bir plaket geliyor. O plakette bir yere koyarız artık. Tabii tabii araya alırız burada hangisinde. Pla plaket ama biraz büyük. Yani çok Daha da mı büyük? büyük büyük. Platon devletin oraya gelir diye düşünmüştüm ben ama veya Atatürk'le ilgili kitaplarımızın olduğu kısmı yanına koyarız. Belki. Bir yere yapabiliriz. Evet abi. Bir heyecan var. Neden? Artık grup aşamaları bitti. Evet, nihayet yeter. Yeter kardeşim. Yeter buradan da nereye geleceğiz? 22 Ekim Salı'yı çarşambaya bağlayan gece NBA artık başlıyor Başlıyoruz nihayet. Gira, New York Knicks Boston Celtics maçıyla başlıyor. Gece 2.30'da çok büyük ihtimalle canlı takip edeceğim arkadaşlarımıza da buradan soralım. Hani video formatı olarak nasıl bir şey görürsünüz? Biz de çünkü artık şu an sanki sopuk gibi her seferinde takım değerlendirecekmişiz gibi bir hissiyattayım. Fantazi güncesiyle ilgili biraz bir düşüncem var. Süreklilik ha. arz edebilecek şekilde. Murat da canlı yayında ilk defa duydu şu an. Biraz niş bir içerik olur. Niş olur. Ama yani tabii o da 300 izleniriz ama çok da keyif alırız gibi olur. Şey, serbest içerik olarak diyorum. Daha genel, geniş muhabbet edebileceğimiz evet, bir şey olarak. Evet, Öyle bir fikrimiz vardı. Fantezi basketbolla ilgili soran Aha. çok oluyor. Bir yerden davet aldık. Yahoo'da oynadık. Bir yerde de kendi ESPN ligimizde evet, devam doğru. ediyoruz. Yahoo çok gurme, çok karışık. ESPN'de çok tadında geliyor ama her ikisinde de iyi takımlar kurup zirveye doğru oynayıp şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Başka atladığım bir şey var mı diye merak ediyordum. Takım kalmadı zaten. Seattle Superson. Olmayanları bile konuştuk. Hakikaten baya bir şey konuştuk. Aklıma şu geldi, onu kaydetmiştim. Hemen ona bakayım abi, çünkü Güneybatı grubuyla ilgili sorular demiştim. Orada acaba o sorulara bir bakayım. Hemen bir kontrol edeyim. Ondan sonra. Hatta kalın sayın. Hatta yani. kalın. Zaten artık baya sürelerde acayip bir vaziyetteyiz. Evet, Güneybatı ile ilgili soruları şimdi buldum. Evet abi. Şimdi Yunus Emre adlı arkadaşımız demişti ki Dallas'ın kadrosu geçen seneye göre bence zayıfladı. Yarı finale çıkabilirler. Alperen double double istatistik bekliyoruz. Memphis sürpriz takım olur. 47 galibiyet yazdım. Sen de ne demiştin? Memphis için zaten 47.5 üst ama oraları görmeyiz gibi. Alperen'den biz de double double bekliyoruz. E, Dallas'ın kadrosu geçen seneye göre bence zayıfladı. Burada zaten biz şey yani 3. sıraya 4. sıraya koyduk yani kafa kafaya gibi. Ama kafa ben kafa yani NBA finalinin bir daha dallası görürsek şaşırmayız demiştim. Ben o kesiyi biraz daha bekliyorum ama tabii ki daha çok oynanacak maç ve çok değişken olduğu için yani kesin konuşamam bununla ilgili. İşte burada da aslında son, sona bıraktığımız için o pişmanlığı yaşadım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayat burada. bazen böyledir. Sona evet. bırakmaya gelmez. lütfen kusura bakmasın. Dallas ile ilgili bir sorun mu olacak? İlk 5 olarak Clay, Kyrie, Doncic üçlüsü aynı 5'te bulundurmak savunmada büyük eksikler yazmaz mı? Bunun endişesinden bahsetmiştik. Ayrıca Derek Lively evet bu sezon playoff'ta iyi performans sergiledi fakat tamamen güvenmek doğru karar olur mu? Ben Daniel Gafford'ın ilk 5 başlayacağını eğer sezon içinde kapabilirse direkt Lever'ın o formayı kapabileceğini düşünüyorum ama kolay değil. Şimdi tabi buradan biraz daha geniş bir muhabbete de kayabiliriz aslında. Bir iki sezon içerisinde ikisinden biri de da bilir. Evet, yani tabii. Bu bu şu şekilde devam etmez. Yani iki tane birbirine çok benzer özelliklere sahip uzunu koyduğunuz zaman siz oyun gamınızı geliştiremiyorsunuz. Yani baktığınızda o mevkiden işte spacing alabiliyor musunuz veya işte Birbirinden farklı hücum veya savunma özellikleri tutabilmeniz lazım. Tabii ki bu da biraz da NBA'deki uzun portföyüyle de alakalı. Yani kalkıp Andre Drummond'u getireyim, bu daha iyi performans verir demeyecektir Jason Kidd hiçbir zaman için. Ama eldeki pozisyonlara göre belki daha farklı bir isim alıp işte kısa 5 oynayalım, uzun 5'e dönelim gibi başka varyasyonlar da üretilebilir. Uzundan da Derek Lively'ye direkt güvenilip yola çıkılmaz o da doğru. Bence de bir tane takipçimiz yani çok fazla yazmış soru olarak. Şimdi orada biraz zorlanacağız ama İbrahim Buğday 3284. Parti parti. Clay Dallas A plus değer katacağını düşünüyor musunuz? Sanki bunu evet hayır desek A daha Hayır. A plus hayır ben de hayır diyorum. Her, New Orleans Pelicans herkesin sağlıklı olduğu 5 kısalı düzenli ne kadar verimli olur? Sizce CJ McCallum ilk 5 mi başlamalı yoksa 6. adam olarak mı? Çok verimli olur ama az deneyebilirler. Çünkü kendi takım içi dinamiklerinin buna o olanak sağlayacağını zannetmiyorum. CJ McCollum'un 6. adam olabilmesi lazım buna dönüşebilirse. Tabii ki iş yapar ama kısa beşi ısrar ettikleri takdirde başka karakteristik defoları ortaya çıkacak oyuncuların. Normalde onu Jonas Valanciunas mesela pivot olarak durduğunda çok net kapıyordu. Ama hı hı. onu da Wizards'a verdiler. Şu an daha farklı bir pozisyondalar katılıyorum. Wemby'nin herkesin hayal ettirdiği oyuncu seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor musunuz? Evet. Parantez içinde. Ben düşünmüyorum. Bu oyunu fizikselliğe dökerek dominasyon kurması lazım. Ama bu fizik yapısı ve yüksek ağırlık noktasıyla hayal edilen süper yıldız olması zor. Ünlem var. Sadece şu üzerinden KD veya köre değilseniz dominasyon kuramazsınız demiş. Ben de yani herkesin hayal ettirdiği oyuncu seviyesi hangi seviye onu bilmiyorum ama bir e, işte yani yeniste yani. Yani, işte Kevin Durant'ın çocuğu olduğu seviye hmm. yani içeriden de oynayabileceği falan. Yani bilmiyorum şimdi, NBA fantasy istatistiklerinde dahi birinci sırada olduğunu düşündüğümde zaten bu istatistikleri yapıyorsa bence o seviyeye ulaşır. Şimdi Biliyorum şöyle diyeyim ama mesela ya yani hayal anlamda bir LeBron James seviyesi mi bir hayalse onun için çok çok erken o, o zaten çok daha farklı bir oyuncu ama mesela Hekim olay Juvon gibi bir içerden oynama becerisi hiçbir zaman olmayacaktır. Hı hı. Takipçimizin yorumu tabii ki yerinde. Hı hı. Ağırlık merkezi bu kadar yukarıdayken, mesela Porzingis bunun sıkıntısını çok yaşıyor, İtemiyor adamı. Evet, evet Dolayısıyla dönüp face up alıp, evet. şut sallıyor. Şimdi, ondansa işte oyunu hızlandırabilmek ve bilhassa işte iyi bir point kartla beraber bunu yapabilmek çok önemli oluyor. Çünkü perdeye getiriyorsunuz, alanı açıyorsunuz, oldu gibi mesela lob aşırtmayı yaptınız işte aldı bitirdi Aynen oyuncu. Öyle. Buna doğru gidebilme ihtimali olur ama her zaman için yanında bir oyuncuya ihtiyaç duyacaktır. Tek başına olmaz yani. Burada işte Ben Beşiktaş'ın en büyük avantajı top hakimiyeti çok iyi o boya rağmen. Yani o ya, boya rağmen iyi ama tabii ki böyle mesela Yenis'in alıp işte gümbür gümbür evet, gittiği evet. gibi olmuyor. Çünkü daha eller kollar falan uzuyor. Doğru. Alpi'nin verimli olması için ve kendi imajını daha sağlam almak için kaç dakika süre alması gerekir? Yani 32,5 dakika. 35. Sen evet 34-35'leri de bulabilir 35. Doğru. Jalen Green Alp ile değil de sanki Adam, Stephen Adams oynasa perde kalitesi ve olası rebound fast break hücumlarında daha iyi bir ikili olmaz mı? Son olarak da Amen Thompson e, bacak doğru koşusu yazılmış. Orada herhalde backdoor, backdoor. olacaktı. E, bacak doğrusu görünüşü bir de bu saatte bir gar <laughs> garipsedim ulan konu nereye gidiyor diye. Amen tamsından başlayarak. Backdoor koşusu atan bir Aaron Gordon gibi kullanılamaz mı Alpi ile birlikte? Yani İbrahim Buğday takipçimize teşekkür ediyorum. Bayağı güzel sorular sormuşlar. Güzel bir analiz. Var. Şimdi bir başka oyuncu ile ilgili aslında yakın tarihte belki mesela yine Jeremy Sochan ile ilgili okuduğumda Dunker Spot'tan güzel mesela ikinci pası verebilir gibi bir analiz vardı. Bu da demek ki analizin ne de böylesi. yani tabii oralara kadar dunker <laughs> spot'tan belki de hayatımla ilgili analizler yapmam gereken bir saatteyim gibi de düşünebilirsiniz. <laughs> ya bu takipçimizin dediği olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama Amen Thompson'ın bir kere zaten sahada kalabilecek kadar çok isabetli şut kullanabilmesi de lazım. Hı hı. Hani sahada kalabilme tabii ki savunma yapabilen oyuncu her zaman kendine NBA'de yer bulur ve fiziği de var ise bu oyuncu bir şekilde mesela 15-20 dakikaları görebilir. Ama hani doğuş balbay sendromuna da girmemesi için o şut istikrarının, o sayı istikrarının yüksek olması lazım. Yani amen Tamsın ne bileyim serbest atışta mesela %70'leri göremediği takdirde zaten aslında bunları yapabilmesinin çok da bir avantajı olmaz. Hı hı. Ama tabii ki bunu sağlayabilir. Hani Aaron Gordon gibi... Kullanabilir mi? Neden olmasın? Bunun daha rahat denenebilir bir muadilini zaten işte Ossar Thompson'la Detroit'te göreceğiz. Yani onlar ne yapacak orada? Bunu gördükten sonra da Amen Thompson üzerinden de biraz daha bazı şeyleri de konuşabiliriz. Gayet iyi abi. Bir şey daha vardı ona bakıyordum. Bu hafta şey artık bir de sorular geçildi. Bir arkadaşımız da sormuş. Demiş ki Baran 169.25 Sayıya ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum hele bu saatte. Ama şimdi Baran deyince de çok orada ya ben de sormuştum olmasın diye. Söyledim. 3 4 tane ben, Baran sordu belki. Bu hafta da bilim kurgu kitap önerisi bekliyorum lütfen demiş. O zayıf oldum ben, ben de oradan eee de izlemiştim, kitabını da okumuştum. 3 cisim problemi diyeyim. Güzel bir kitap. Bilim kurgu olarak önerim budur diyebilirim. Bilim kurgu HP Lovecraft'ın kitaplarını çok seven bir yakın arkadaşım vardı. Şu an Avustralya'da yaşıyor. Ben onu önerebilirim. Kendim okumadım yalnız maalesef. Şu mikrofonla da ne boğuştuk. Evet fazla boğuştuk. de şunu önerebilirim. Fahrenheit 451. Evet. Her kitap evinde gözükür. Bazı kitapları hep hmm. görürüz. İşte Fahrenheit 451, Hayvan Çiftliği, George Orwell 1984, Otomatik Portakal'ın Fahrenheit de o gördüğünüz kitaplar kategorisindedir <laughs> bence. Evet. Yani o şeydeki bir Akaryakıt istasyonunun e, kitap evet. rafında da Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 her yerde görmüşsünüzdür. Annenler. Ve o kitap aslında bir bilim kurgu kitabıdır. <laughs> ee, bir önerim de bu olabilir diyelim. Güzel. Galiba yani ben Güneybatı grubunda rekor kıracağımızı tahmin etmiyordum ama galiba Güneybatı grubunda olabilir. rekor kırdık. Olabilir. E, ee, senin abi ekleyeceğin başka bir şey var mı? Ekleyeceğim olduğunu zannediyorum. Çıkarmak istediklerim olabilir belki. Evet olabilir. Ama abi. genel olarak güzel bir süreç oldu. Çabaların için de teşekkür ederim. Ben, Kurgu ben, Ben Ben ya. de abi senin için çok teşekkür ederim. Hem değerli yorumların için hem de doğum gününde yani hem güzel bir şey, hediye. Hediyeler. Eee Allah herkese böyle abi nasip etsin çünkü Hatırlar. bir anda tak diye 10 tane iç çamaşırı doğum yani 26 yaşında hediye bu mu olmalı bence direkt bu olmalı çünkü evde bazen yani don bit, don bitiyor ya ben problemler arasında bunu yazabilirim evet, yani don evet. gördüm ve dedim ki abi çok sağ ol valla <laughs> ve çok güzel. Ama işte böyle hediye alacaksanız böyle bilip nokta atışı almanız Noktasal lazım. Noktasal bir hediyeydi o açıdan da çok teşekkür ederim ayrıyetten de bence bir teşekkür ede takipçilerimiz hak ediyor. Yani onlardan dallar razı olsun ve bu saate kadar yani bir saatlik videoyu izliyorlar, takip ediyorlar, evet, yorum evet. atıyorlar. Neden? Sonuçta her firma diyor ya mesela rakip analizi yapın, onu yapın, bunu yapın. Muadil kanallara baktığımda aslında evet izlenmeler yukarıda ya da yorumlar farklı. Ama bizde de bir kitlenin oluştuğunu fark ediyoruz. Evet. Nasıl fark ediyoruz? Sen bana daha geçen gün söyledin, eksi sözlükte mesela birkaç kişi yazmış hakkımızda. <laughs> ya bunlar ufak 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 ufak. E, sakin olalım, kalalım burada. <laughs> bir tane video vardı ya Carlo Ancelotti'nin üzerine edit yapmışlar. Ne acaba? Hedefe yaklaştığını görüyorum falan diyor. <laughs> o sırada Carlo Sakin, sakin ha, evet ben evet. Bans. Doğru. evet hakikaten. Daha çok süre var ya. Daha çok süre var. Yaşa yaşa bitmedi yani. Hakikaten hayat uzun. Aynen öyle. Tadını çıkara çıkara yaşamak lazım. Biz de burada kalın. Yani bana çok gelmiyor ama sana geliyor mesela şirkette ya da başka yerlerde. Aa yahu sen değil misin? Bana evet. daha gelmedi. Ben de evet. kardeşim. ya. arada bana da gelsin. İzmir konakta tanınmayı biz de bekliyoruz böyle. Evet. Ben de Erol Bulut'la ve İlber Ortaylı ile karşılaştım. Bir hafta sonu yaşadım. Oo, Tabii karşılaştım. Aynen. Böyle birbirinden alakasız bir ikiliydi. Ama selam falan yok. Tabii canım. Yani ha. tanımadılar beni de. Yani ben tam. de çok enteresandır. Artık zaten videonun cılkı çıktı o yüzden. <laughs> ee, bir filme gidecektim yıllar yıllar evvel. Yürüyen Merdiven'den Akasya AVM'deyim. Ee, arkadaşlarımın dütü Abdullah Avcı dedim. Nasıl filan? Basbayağı Abdullah Avcı'ydı. Evet. Abdullah Avcı da o sırada işte toplam dört kişilik bir grupla böyle o da patlamış o sırada. Yani ben Abdullah Avcı'yı görecek göreceğimi hissetmiyordum Akasya AVM'de. Bir filmde ve filmde aslında bayağı biz ve onlar gibiydi. <laughs> Toplamda 8 kişi. Sürekli ben bir yandan filme bakıyorum, bir yandan da Abdullah Avcı'ya bakıyorum. Vay be patlamış bu sırrı filan. E garip Bir Yine kanat beklerini içeri sokuyor falan böyle filmin içinde. E, olabilir evet. Diyelim abi sanki artık veda Toplamda zamanı. Eviniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de yukarıdan bildirimleri açarsanız çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere.